Marmara Denizi benim çocukluğum, benim unutlarım, hayallerimde Marmara Denizi. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda, hatta 80'li yıllara kadar akvaryum çimliklerdi. Şimdi yani Marmara'yı içebilirdik, o kadar temizdi. Benim Marmara'm benim büyüdüğüm yer aslında. Benim Marmara'mda olma, benim yaşadıklarımı yaşatsın istedim. Benim Marmara'm başka bir şey istedim. Doğan Hanım yeşili. Su üstünde gökyüzüne mavisiyle Marmara Denizi benim için çok çok değerli. Benim Marmara'm bu değil. Benim Marmara'm masmavi bir Marmara. Benim Marmara'm hayat. Marmara'mı çok seviyorum. Dünyada bir tane kalacak. Benim Marmara'm sıyısında oturan herkesin tanıdığı, koruyup kolladığı, sahip çıktığı, kıymeti bilinen bir şey. Benim Marmara'm senin de Marmara'm. Ve bizim Marmara'mız daha iyi olmaya gidiyor. Geleceğimiz için. Evet. Marmara Kültürleri Ağı YouTube sayfasına, YouTube kanalına ve Yaman Koray eserlerinde Marmara Kültürleri etkinliğine hoş geldiniz. Az önce paylaştığımız logo animasyonu ve Marmaralılar Konuşuyor kısa belgeselinin sesle ilgili sorunlar olmuş olabilir. Bu kayıtları YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Daha uzun halini, 6 dakikalık halini ve bir de yine proje iştirakçılarının projeye dair görüşlerin yer aldığı filmi, kısa filmleri YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ve tekrar hem konuşmacıları hem de YouTube'dan izleyen herkesi Yaman Koray eserlerinde Marmara Kültürleri etkinliğimize, toplantımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bu toplantının kolaylaştırıcılığını üstleneceğim. Marmara Kültürleri Ağı Projesi'nin Marmara Adası Çınarlı Köyü'nden, Çınarlı Mahallesi'nden ortağı olan Gallimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği'ni temsilen bu toplantıya ve projeye katılıyorum. Bu proje geçtiğimiz hafta tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz proje İstanbul Adaları, Marmara ve Avşa Adaları ve Çanakkale'den derneklerin katılımıyla bir araya gelmesiyle Kültür Sivik'in kentler arası ağ geliştirme çağrısına yaptığımız başvuru sonucu kabul edildi ve geçtiğimiz haftadan itibaren duyurduk. Biz Ocak ayından itibaren projenin çalışmalarını yürütüyorduk. Peki projemiz ya da Marmara Kültürleri Ağı niçin kuruldu, neler yapacak diye kısaca açıklamam gerekirse, proje Marmara Denizi'nin kirliliği, geçtiğimiz bir yıl müsilajla birlikte özellikle gündeme gelen kirlilik ve Marmara Denizi'nin geleceğine duyulan kaygı üzerine kuruluyor. Şöyle yaklaştık meseleye. Marmara Denizi yalnızca bir biyoçeşitlilik alanı değil ve bu biyoçeşitliliğin sağladığı bir kültürel çeşitlilik havzası aynı zamanda. Marmara Denizi kirlenirse, yok olursa bu kültürel çeşitlilik de yok olacak. Ya da yok olmasa bile yaşadığı kirliliğin etkileri nedeniyle bu kültürel çeşitlilik, insanların denizle kurduğu ilişki değişecek, dönüşecek. Biz bir yıl boyunca, bu projenin devam ettiği süre boyunca kirlilik meselesine, Marmara Denizi'nin korunması meselesine, Marmara Denizi'nin savunmasına kültür sanat etkinlikleri, kültürler bağlamında bir müdahaleyi planladık. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz online Marmara buluşmaları gerçekleştireceğiz. İştirakçilerin bulunduğu yerlerde yüz yüze Marmara masalları yapacağız. Ve bir sanatçı bu etkinliklere katılacak, projeyi takip edecek ve sonunda bir sanatsal üretim ortaya çıkacak. Onu paylaşacağız, yayınlayacağız. Sosyal medya hesaplarımız var. Marmara Kültürleri Ağı, Twitter, Instagram ve Facebook. Onları beğenebilirsiniz. YouTube hesabımızda, YouTube kanalımız var. Onu
takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ve internet sitemiz var, marmarakültürleri.com. Onu takip ederek proje hakkında bilgi alabilirsiniz. Yeni etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu günkü toplantımız proje kapsamında yapacağımız Marmara buluşmalarının ilki. Yaman Koray eserlerinde Marmara kültürleri. Neden bu başlığı seçtik, neden Yaman Koray'ı seçtik diye açıklamam gerekirse, Deniz Yaman Koray'ın hayatında, hayatının, edebiyatının hep odağında yer almış ve bu deniz işte 1980'lerin sonuna kadar, ortalarına kadar Marmara olmuş, Marmara Denizi. Daha sonra Ege'de yaşamına ve edebiyat hayatına devam ediyor. Başta deniz ağacı olmak üzere eserlerinde Marmara'nın kıyısındaki insanları, Marmara'nın balıklarını, koylarını, kayalarını, teknelerini yazmış. Zeytinciliği anlatmış Sığırcıklar kitabında. Gelin Taşı ve diğer eserlerinin tamamında bir göç meselesi var. Yani Marmara'ya göçenler, Erdek'e göçenler, Erdek'ten göçenler, onların yaşamları, farklı yerlerden göçen halkların birbirleriyle olan ilişkilerine değinmiş. Yine Mola kitabında bir nevi bir erken dönemde bir turizm politikası, kırsal kalkınma politikaları üzerine tartışma yapmış. Kendi de turizmcilik yaptığı için bunu biliyor. Yani bunların hepsini biz Marmara kültürlerinin bileşenleri olarak görüyoruz ve o yüzden de bu ilk toplantıda Yaman Koray eserlerinde Marmara kültürleri başlığıyla yola çıktık. Üç değerli konuğumuz var bugün. Onlarla davetimizi kabul ettiği için, bize katıldıkları için teşekkür ediyoruz öncelikle. Kısaca tanıtmak isterim. Turhan Günay, gazeteci, uzun yıllar Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Türkiye'de yayıncılığı ve edebiyatı en iyi bilen birkaç isimden birisi. 1970'lerden beri Marmara Adası'na, Çınarlı Köyü'ne gidip geliyor. Yani bu coğrafyayı biliyor. Ve aynı zamanda Yaman Koray'ın arkadaşı. Ben bir harita göstermek istiyorum. Yani bu coğrafya dediğimiz coğrafyayı Yaman Koray Deniz Ağacı kitabının girişinde görebiliyoruz. Yani aslında bu Deniz Ağacı'nın için hazırlanmış bir harita. Ama bu diğer kitaplarında da yaklaşık olarak aynı coğrafyada, bu coğrafyayı da geçiyor. Görebiliyor mu katılımcılar? Çıktı değil mi? Görünüyor. Evet. Yani Turan Bey de 1970'lerden beri bu coğrafyayı biliyor, izliyor. Aynı zamanda tabii ki Türk edebiyatını da biliyor, izliyor. Hem edebiyat tarihi açısından hem de bu coğrafyanın geçirdiği dönüşüm açısından toplantıya katkı yapacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Yaman Koray'ın da arkadaşı. Feridun Andaç, yazar, eleştirmen, edebiyat araştırmacısı, üniversitede edebiyat dersleri veriyor, yayıncı. Deneme, öykü, anlatı, inceleme, söyleşi gibi çok farklı türlerde eserleri var. Yine Yaman Koray'ın arkadaşı. Kendisinin romanda ve öyküde gerçeklik arayışı kitabında ve bunun dışında birkaç eserinde Yaman Koray ile ilgili bölümleri var, yazıları var. Yaman Koray'ın daha önce yayıncılığını yapmış ve hali hazırda da kendisi de paylaşacaktır. Yaman Koray ile ilgili bir çalışma yürütüyor. Asu Aksoy, Profesör Doktor Asu Aksoy, Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi, projemizin gönüllü kurucu danışmanı, büyük adalı. O da uzun yıllardır hem adalardaki kültürel dönüşüm, Marmara Denizi'ne dair çalışmalarda aktivist olarak yer alıyor. Üç konuğumuzla iki aslında katmanlı bir söyleşi düşünüyoruz. Ya yani bir edebiyat üzerinden Yaman Koray'ın eserlerinde Marmara kültürünün yer alış şekli. Bir de belki sonda sorularla da bunu yapabiliriz. Marmara Denizi nasıl değişti, nasıl dönüştü? Edebiyatta nasıl değişti, nasıl dönüştü? Ya da bütün bu edebiyatı bilmek bizim Marmara Denizi ile ilişkimizi nasıl değiştirir, nasıl dönüştürür? Buna dair sorgulamalar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Son olarak Yaman Koray'ın
hayatıyla ilgili kısaca bilgi vermek isterim. Böylece belki konuşmacıların da sorularından almaz bu hayat hikayesi. Yaman Koray'ın önce annesi Mebure Hanım, 1905 doğumlu Mebure Hanım, yazar, gazeteci, roman, hikaye, anı, biyografi, gezi yazısı, senaryo, tercüme gibi çok farklı alanlarda eserler vermiş. Zaman zaman yasaklanmış yazarlığı ve gazeteciliği. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarının tüccarlarından Ömer Lütfi Alebok'un kızı. Babası Mehmet Sami. Mehmet Sami'nin dayısı Cumhuriyet'in ilk Maliye Bakanı Ali Fuat Ağral. Yaman Koray'ın babası elektrik ve tramvay şirketinde mali müşavir olarak işe başlıyor. Daha sonrasında tiyatro işletmeciliği yapıyor. Herkesin bildiği Ses Tiyatrosu'nun işletmeciliğini üstleniyor. Yaman Koray ise 1934'te İstanbul'da doğuyor. Kadıköy'de doğuyor. Kadıköy'de ilk çocukluğunu geçiriyor. Büyükada'da da evleri var. Ve denizle ilişkisi biraz Kadıköy ve Büyükada arasında gidip gelirken başlıyor. 1948'de annesiyle babası ayrılıyor. Annesiyle yaşamaya başlıyor. Maçka, Taksim, Kadıköy hattında. Tabii ilk önce Pendik, Kartal, Bostancı gibi yani dönemin görece sayfiyelerinde de bulunuyor. Ve doğa deniz sevgisini adada başlıyor diyebiliriz. Ve o dönemde belki konuşmacılar da bahseder. Hayvanların isimli bir kitap belki annesiyle birlikte kendi adıyla yayınlanıyor 12 yaşındayken. Belki hayatında önemli konulardan birisi yani doğayla ilişkisinde kronik astımı olması bu sağlık sorunları hem eğitim hayatını hem de daha sonraki hayatını etkiliyor. Zaman zaman tedavi görüyor. St. Joseph'de birincilikle bitirdiğine dair bir kayıt var ve sonra Robert Koleji mühendislik bölümüne başlıyor fakat bırakıyor. 1955'te dedesinin ölümü ve onun mal varlığının ailesine geçmesiyle birlikte İstanbul'u terk ediyorlar ve 55-56 yıllarında yaklaşık olarak Erde'ye taşınıyorlar. Orada arazi alıyorlar, zeytinlik yapıyorlar ve Alevok Oteli kuruyorlar ve turizm işletmeciliği yapıyorlar. Aynı zamanda balıkçılık yapıyor, denizaltı avcılığı yapıyor, zeytincilik yapıyor, turizmle ilgileniyor ve eserlerini Erdek'te vermeye başlıyor. İlki Deniz Ağacı 1962'de, daha sonra 63'te Gelin Taşı, 67'de Sığırcıklar, 70'te Mola. Yine 60'ların ortalarından itibaren sadece Marmara'da kalmıyor. Özellikle yazları Ege'ye gidip geliyor. Yani Ege Denizi'ni de tanıyor. Orada işte yeni balıkları tanıyor, yeni koyları tanıyor. Daha sonraki yıllarda Ege'de mavi yolculuklar düzenliyor. 1980'lerin sonunda Erdek'ten tamamen ayrılıyor. Yaşamının belli bir yılından sonra teknesinde yaşamaya başlıyor. Ve yine teknesinde geçirdiği bir kaza sonucu aramızdan ayrılıyor. Yaman Koray'ın eserleri şu an Dedalus Yayınları tarafından yeniden basıldı. Az önce saydıklarım dışında Ne Cennet Şey Şu Deniz, Kuyudaki Adam, Annelerin En Güzeli, Bumerang, Bir Ömür Yetmez, Madanalı Yüzler ve Ege'de yazdığı eseri Büyük Orfoz, diğer romanları ve hikayeleri ya da anıları arasında bu kitapları sayabiliriz. Son olarak Yaman Koray'la ilgili çeşitli çalışmalar var. Feridun Daç'ın çeşitli yazıları var hakkında. Ömer Türkeş, Nevzat Gözaydın, Murat Belge Erol, Üye Pazarcıoğlu gibi çeşitli yazarlar değinmişler Yaman Koray'a. Süleyman Uskuç, Yaman Koray'ın Hayatı Sanat Eserleri Üzerine Bir İnceleme isimli yüksek lisans tezi yayınlamış. Aynisa Topçu, Yaman Koray'ın Molasında Doğa Algısı isimli makale yayınlamış. Tevfik Sütçü, Yaman Koray'ın romanlarında Erdek ve Kapıdağ Çevresi isimli bir makalesi var. Ufuk Özdağ'ın For the Health of the Sea, In Search of an Expensive Land Ethic in Turkish Maritime Literature isimli bir çalışması var, kitap içi bölümü. Yine Pınar Batur'un The Sea Connect It All, Yaman Koray's Deep Ecology and Turkish Environmental Thought isimli makaleleri yayınlanmış. Şimdi Turhan Günay'la başlayacağız. Sizlere az önce söylediğim gibi bu haritadan sonra
yaklaşık olarak ya, nasıl bir coğrafyayı konuşuyor? Bunu hem burada birkaç fotoğraftan hareketle hem de son olarak benim sözlerim olacak. Deniz Ağacı kitabının başlangıcıyla bu coğrafyayı, Yaman Koray'ın eserlerini verdiği coğrafyayı kısaca tanıtmak isterim. Örneğin bu fotoğraf Çınarlı Köyü'nün tepesinden çekilmiş. Karşıda Hayırsız Ada var. Romanda da çok sıklıkla geçer. Onun arkası da Şarköy'dür. Fotoğraf ağacı. Görünmüyor Adil. Fotoğraf görünmüyor. Geçmen lazım. Harita var. Görünmüyor. Ekranda hala. Geldi mi şimdi? Hayır. Bakayım bir saniye. Bir saniye paylaşımı durdurayım. Ekranı yeniden paylaşayım. Evet, şimdi görünüyordur muhtemelen. Evet. Göründü mü? Evet. Evet. Burası Marmara Denizi'nin batısı. Güneş de burada batıyor. Biraz daha sağ tarafa doğru gidiyorlar balıkçılar kitapta. Bir de bunun sol taraf var yani şeyi gösteren Avşa çevresini. Onu da kısaca göstereyim. O da şurası. Mesela örneğin bu. Şöyle. Bu da Avşa kısmı. Görüldü sanırım. Yok, bu görülmedi. Adil, görülmedi. Küçük küçük kareler var ama büyümüyor. Bir saniye bakacağım. Kareler çok. Çift tıkla. Tamam, bakacağım hocam şimdi. Şimdi. Ha. Henüz gelmedi. Evet. Evet. Geldi mi? Geldi. Burası da Marmara Merkez'in üstünden çekilmiş. Burada gördüğümüz adalarda sağdan sola Avşa, Koyun Adası ve Paşa Limanı Adası. Yine diğer bu kılıç avcılığının geçtiği yer. Şöyle anlatır başlangıcı. Güneş tam tepelerindeydi. Deniz dümdüzdü. Pırıl pırıl yanıyordu. Maviden çok beyazdı. Parlak, hareketsiz bir beyaz. Güneşe dönmüş kocaman bir aynaydı deniz. Senenin bu ilk sakin gününde ısınmak, canlanmak için serilmiş yatıyordu sanki. Uçsuz bucaksız beyazlığın yalnız bir yeri, belli belirsiz bahar rüzgarının hafifçe kırıştırıp ürperttiği lacivert dar bir yol halinde ilerilere doğru uzanıyordu. Balık pulu gibi birbiri sırtına binmiş minicik dalgalar, bu kıvrıla büküle yayılan koyu mavi şeridin içinde binlerce ışıktan göz olmuş kırpışıyorlardı. İşte onlar tam bu mavi yolun başındaydılar. Bir mil kadar arkalarında sarı kara, dik, insafsız, muazzam bir kaya yığını Hayırsız Ada yükseliyordu. Az önce gösterdiğim fotoğraftaki ada Hayırsız Ada. Evet, şimdi Turan Bey'e geçmeden önce son olarak... Üç adayı saydın ama fotoğrafın sağ tarafında görünmeyen bir adamız daha var. Ekinlik Adası. Evet, bir de Ekinlik var. O fotoğraf yok elimde. Fotoğrafları Çınar'dan Anıl Yıldırım gönderdi. Buna da teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sahne, yani balıkçıların kılıç avcılığının başladığı sahne, yine Yaman Koray'ın bu Deniz Ağacı kitabından 1974'te uyarlanan film Kanlı Deniz'de canlandırıldığı bir dakikalık yaklaşık olarak kısmı şimdi sizinle paylaşacağım. Daha sonra Turan Bey'e geçeceğiz. Öncelikle ben sesimi kısacağım ve onu paylaşacağım. Bunu yapamıyorum. Şöyle başlasam. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet.
Ses evet. Yok. Ses yoktu. Yani beceremedik ses yapmayı. Ama görüntüler böyle. Yani bu romanda Marmara'dan başlıyor ama filmde Gündoğdu iskelesinden çıkıyorlar. Gündoğdu köyümüzde. Değil mi Ezat Bey? Doğrudur. Doğrudur abi. Evet. Gündoğdu iskelesinden çıkıyor tekneler ve işte romanda anlatıldığı gibi Avşa'ya doğru ya da Ayısada'ya doğru gidiyorlar. Evet, Turan Bey'le başlayabiliriz. Siz de uzun yıllardır hem bu bölgeyi bilen, gösterdiğim manzaraya bakan birisi olarak, yani hem Yaman Koray, deniz doğanın Türkiye edebiyatında yer alışından başlayarak Yaman Koray meselesini siz de başlayabiliriz, Yaman Koray'ın ele almasını. Ben hemen şöyle başlayayım o zaman. Ben Marmara Adası'nı ilk kez 1969 yılında gördüm. Gemiler vardı, İstanbul'dan kalkan, Tophane rıhtımından kalkan gemiler vardı. 5,5 saat kadar sürüyordu Marmara. Avşa sanıyorum 6 saat kadar sürüyordu. İlk Avşa'ya gittik kuzenlerimle birlikte. Bir görelim, hafta sonu geçirelim diye. Gemi önce Marmara Adası'nın önünde durdu. Denizin ortasında. Sonra bir takım motorlar geldi. İnecek yolcular önce eşyalarını, sonra da kendilerini gemiden vapura attılar. Öyle söyleyeyim. Aklımda kaldığı biçimiyle. Ve sonra Avşa'ya gittik. Yani eskiden Marmara Adası'nın 1969'da 74, 75 hatta 76'ya kadar filan iskelesi yoktu. 76'da da ilk iskele yapıldı sanıyorum. Gemiler ondan sonra yanaşmaya başladı. Ben de adaya ilk kez 74'te gittim. Fakat ilk gittiğimdeki izlenim şuydu. Bütün adalar çok çıplak. Resimde görünmüyor görüntülerde belki ama Marmara Adası dışındaki adaların hepsinin üzerinde hani yeşil ot yok neredeyse. İlkbaharda belki oluyor, ağaç yok falan gibi bir sorun vardı. Fakat Marmara Adası yemyeşildi hakikaten. Özellikle Marmara merkezin olduğu yer ve sağ ve solu yemyeşil ve zeytinliklerle dolu bir yerdi. Ondan dolayı da çok ilgimi çekmişti. 74'te de işte Günaydın Gazetesi'nde çalışıyorum. Bir gideyim dedim. Adaya ilk gelişim 1974 yılıdır. Ondan beri de her yıl gidiyorum işte. Kalabildiğim kadar kalıyorum. Son 3 yıldır da yılın 6 ayını adada, 6 ayını İstanbul'da geçiriyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi bu girişten sonra hemen şunu bir yazayım. Şimdi deniz edebiyatımız çok zengin değil. Feridun tabii bunu daha detaylı olarak anlatacaktır ama ben sadece bir takım isimler vereyim ama adayı en güzel anlatan kitabın Marmara Adası'nı Sami Rıfat'ın yazdığı Ada kitabı olduğunu düşünüyorum. Kitap şu, görmüşsünüzdür zaten. Okuyanlar da biliyordur. Hakikaten kıskanılacak kitap. Bir ada ve adanın geçmişi bu kadar güzel anlatılabilir. Onun dışında denizi yazan, çok edebiyatımızda yok denizi çok fazla yazan yazarımız ama hemen şöyle galiba ilk Kemal Bilbaşa'nın Deniz'in Çağrısı vardır. İlk ben onu hatırlıyorum. 1946'da yayınlanmış. Bir de tabii bu arada bir belgesel kitap olarak Reşit Masar Ertüzü'nün Kapıdağ Yarımadası ve Çevresindeki Adalar kitabı 1936'da yayınlanmış. Sonraki yıllarda bir tıpkı basımı da yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Elimizdeki temel veri kaynakları bunlar. Yani bir de şunu biliyoruz, Paşa Limanı Adası eski yani Akdeniz'e ya da Ege'ye açılacak Osmanlı donanmasının barındığı bir yer Paşa Limanı Adası. Adını da oradan alıyor zaten. Onun dışındaki adalarda dediğim gibi ot yok, çöp yok. Belki yukarıdaki platolarda üzüm bağları var. Çünkü şarapçılığıyla da ünlü bir yerdir. Hem Avşa Adası hem Marmara Adası. Ama Marmara Adası'nın o üzüm bağlarının setleri hala durmakta. Mübadele'de maalesef bu adalarda yaşayan Rumlar Yunanistan tarafına işte Girit'ten, Bulgaristan'dan yani Rumeli'den gelen göçmenler de Marmara Adası'na yerleştirilmişler.
Tek farklı olan galiba Çınarlı Köyü. Çınarlı Köyü'ne de Karadeniz'den, Karadeniz bölgesinden iskan yapılmış. Türkler iskan edilmişler. Doğal olarak da geldiğimizde balıkçılıkla, benim ilk anımsadığım şey odur. Balıkçılıkla yaşayan bir yerdi. Sadece tek üretimi balıktı, balıkçılıktı. Bir de Yaman'da çok güzel anlatır, sünger avcılığı çok yaygındı, deniz süngeri. Özellikle Çınarlı Köyü'nün önündeki Paçanoz denilen bir kayalık var. O kayalıkın etrafı bir hakikaten sünger yuvasıydı diyebilirim. Oraya kompresörler dalar ve toplarlardı süngerleri. Şimdi artık sünger de kaldığını sanmıyorum, oralarda bitti hepsi. Buraya kadardan sonra hemen bir şöyle denizi anlatan yazarlarımızdan bahsedeceğim dedim. Onları bir söyleyeyim şöyle. Sait Faik tabii Marmara'nın büyük yazarı diyeyim Sait Faik için. Birçok öyküsünde Marmara zaten adalarda geçtiği için Marmara Denizi büyük yer kaplar onda. Zeyat Selimoğlu gene İstanbul adalarında birinde yaşar. Babası armatör olduğu için denizi çok iyi bilen, deniz insanlarıyla çok iyi bağlar kurmuş bir yazarımızdır. Kemal Bilbaşar'dan bahsettim, Denizin Çağrısı. Aslında bir kara çocuğu olmasına karşın denizle ilk ilgilenen yazarlarımızdan biri. Halik Arnaz Balıkçısı tabii Akdeniz'i. Deniz olarak Akdeniz'i aktarmış bize. Çok fazla yazısı ve kitaplarından çoğunda da Akdeniz geçer zaten. Oya Baydar, o da uzun yıllardır Marmara Adası'nda yaşıyor. Onun son romanı, yeni romanı da bir cinayet kurgusu üzerine yazılmış bir roman. O da Marmara Adası'nda geçiyor. Yeni yayınlandı zaten, kitapçılara gelmiştir. Bir de bütün bunların dışında şunu ekleyeyim bu deniz yazarlarımıza. Şimdi kayıkla gidilebilecek mesafede olan adalar zinciri sadece işte Marmara, Ekinlik, Avşa, Koyun Adası ve Paşa Limanı Adası. Kayıklarla gidilir gelinirdi eskiden, öyle motor falan da çok yoktu galiba. Doğal olarak da Yaşar Kemal Marmara Adası'na çok gelirdi şeyde. Muhtemelen son ada, son dört ciltlik romanı, bir ada hikayesini o coğrafya üzerine oturtarak anlatmış. Zaten karakterlerin büyük çoğunluğu da Rumlar ve Türklerden oluşuyor. Yani Marmara Denizi belki bir iç deniz, belki de İstanbul'a yakın olması nedeniyle yazarların ilgisini çekmiş. Ama Yaman Koray kadar ilgilenen de fazla olmamış. Herkes bir hikayesini belki onun bir yerine oturtarak anlatmış ama Yaman Koray tamamen adaları ve denizi anlatmış bize. Denizi balıklarıyla, işte süngeriyle, balıkçılarıyla asıl da önemlisi aktarmış bize. Bunlar üzerine tabii Feridun çok daha detaylı bir konuşma yapacaktır sanıyorum. Şimdi ben de bir takım bilgileri paylaşayım bu arada. Mesela ünlü bir spikerimiz vardı, Eşref Şefik. Belki Feridun da benim gibi hatırlar. Radyo programları vardı. Spikerlik yapardı. Hı. Şimdi yazlığı da hala orada, zaten oralıdır kendisi de. Mezarı da halen orada zaten Eşref Şefik'in. O mesela adaya çok fazla yazar gelmesinin temel nedenlerden birisi Eşref Şefik. Çünkü gazeteci ve spiker de olduğu için entelektüel çevreyi bir hayli tanıyor. Çağırmış, hatta onlar böyle yabancılık çekmesinler diye. İstanbul'un ünlü bir meyhanecisi vardı, Kör Agop adıyla anılan, öyle denirdi kendisine, Agop Bey. Hı-hı. Agop Bey'i oraya getirip Marmara Adası'nda da bir meyhane açtırmış. Yani insanlar gelince hani alıştıkları şeyleri yesinler, taze balık var, taze her şey var deniz ürünü olarak. Bunların katkıları tabii çok büyük. Turizmi de doğal olarak bunlar çekmişler. 1945'te sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, 45'den 73-74'e kadar yazarların, tiyatrocuların, sinemacıların ve sanat insanlarının, özellikle ressamların falan çok geldiği bir yer. Hatta arkadaki koylarımızdan birinde bir ressamlar sitesi de var hala. Ressamlarımız yaz tatilinde oraya geliyor. Çoğu tabii yaşlandı biliyorum ama.
Onun dışında mesela tanıdığım yazarlardan Fethi Naci, gene o sanatçılar sitesinde Atilla Ergür vardı, rahmetli oldu, Marmara Üniversitesi profesör. Mesela Atilla ile falan tablo oynarken resimleri vardır. Ya da Melih Cevdet Anday da bazı şiirlerinde o göndermeler yapar ama Melih Cevdet Anday'ın Oktay Rıfat'ın özellikle şeyde zaten Ada kitabında anlatılan da onun hikayesidir. Adaya gelmişlerdir. Fakat adayı çok yazmamışlar. Yani çok fazla işte toplasak 10 tane yazarı zor çıkarıyoruz neredeyse diyeyim. Bunun nedenleri şu olabilir. Turizm çok fazla gelişemedi Marmara'da. Bir kere ulaşım ciddi bir sorundu. İstanbul'dan kalkıyorsunuz 5-5,5 saat. Daha doğrusu 2 saat önce de evinizden çıkıp vapur iskelesine gidiyorsunuz. Bir yer bulayım oturayım diye. Doğal olarak da 10-12 saat süren topuyla bir yolculuk aşağı yukarı Avşay'ı da katarsanız bir de eskiden arkada Biga Karabiga vapur oralara kadar da giderdi. Eskiden devlet ait ulaşım araçları. Artık şimdi çok kolay bir ulaşımı var. İşte Marmara'dan, Erdek'ten sayısız neredeyse motor kalkıyor. Araba vapuru kalkıyor Erdek'ten. Günde 3 sefer var. Deniz otobüsü bugün baktım ben de 7 sefer şu anda günde 7 sefer yapıyor. 2,5 saat sürüyor. Bostancı'dan 3 saat, Yenikapı'dan 2,5 saat sürüyor. Kolaylıkla ulaşılabilecek bir yer artık. Ve giderek de ulaşımın kolaylaşması adayı birdenbire bir güncel hale de getirdi. Bunu söyleyeyim. Çok fazla yapılaşma başladı birdenbire. Son 2 yıldır. Öncesinde de başlamıştı ama 99 depremiyle durduydu her şey. Çünkü büyük fay hattı 16 mil gerimizden geçiyor yanlış hatırlamıyorsam, yani Tekirdağ'a doğru giden bir hat, fay hattı. O nedenle insanlarda bir korku nedeniyle durmuştu ama son 4-5 yıldır inşaat yapılaşmada çok bir hızlı artış var. Turist profili de değişiyor doğal olarak. Yani kültürel gelişimi ne bir etkiler mi etkilemez mi bilmiyorum ama etkileyecektir mutlaka. Çünkü oraya gelenlerin çoğunu görüyorsunuz, evlerinden bile çıkmıyorlar. Sadece yazlık bir yerimiz var diye geliyorlar herhalde ama denize falan girdiklerini de görmüyoruz yani. Nüfus da giderek artıyor. Su sorunu çıkacaktır ileride diye düşünüyorum. Çünkü tek bir kaynağımız var. En yüksek işte 680 metre. Metrelik tepemizin üstünden çıkan bir su kaynağımız var. O su kaynağının bütün adaları beslemesi de artık giderek zorlaşıyor galiba. Çünkü kar yağmurda bu yıl kendi adıma çok sevindiğimi söyleyeyim. Geçenlerde Bursa'ya gittim. Uludağ'da bir hayli kar vardı. Çünkü muhtemelen bir yeraltı sifonuyla Marmara'nın tepesinden çıkan su da Uludağ'dan gittiği varsayılıyor şeye, Marmara'nın tepesine doğru. Su sorunu olmaya başladığı anda zaten şeylerini kaybedecektir müşterilerini. Yaz sonuna doğru zaten bu yıl gene tüm kaynaklardan su aldığımız kaynaklar, Çınarlı köyündekiler hariç, kurudular maalesef yani. Onların hep altlarında çeşmeler vardır. İnsanlar içecek sularını falan da oradan alırlar ama. Yani söylemek istediğim şu, kapalı bir şey. Mustafa Kemal bunun da farkına varmış galiba. Marmara merkezde vapur iskelesinin tam önünde bir Atatürk heykeli vardır. Onun önünde şöyle bir cümlesi de vardır. Yani Marmara Adası bu bölgenin mihveri, yani merkez noktası olacaktır. Onun için bu adaya gerekenini yapacağız falan gibi bir cümlesi vardı. Şimdi tam cümleyi hatırlamıyorum ama onu da heykelin altına mermere kazımışlar. Gerçekten bir mihver yani, orada 4 tane 5 tane ada, Bigalar yakın, Tekirdağ yakın filan, aslında bir cennet olması gereken yer. Ama maalesef gerekli şey, ilgi ve şey gösterilemedi ama giderek de işte oraya bir tarihlerde çok gelmiş insanlar 1970'lerde Bodrum'un keşfiyle birlikte oralara doğru kaydılar. Ama şimdi oralarda bitti maalesef, şimdi yukarı doğru gelmeye başladılar. Bir umudum var. 8-10 yıl sonra güneye kaçmış yazarlarımız, şeylerimiz Marmara'ya doğru gelecekler diye düşünüyorum bu arada. Söyleyeceklerim bu kadar.
benim. Edebiyatını Feridun anlatacağı için oraya girmedim Yaman Koray'ın. Ama Yaman çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Bir kez de ölmeden önce telefonla konuştuk. Çok da gitmek istemiştim ama işte Feridun bilir benim çalışma yöntemimi, tek başıma olduğum için kıpırdayamadım da doğrusu yerimden. Ama maalesef hakikaten kötü bir kaza sonucu da kaybettik. Tanrı'dan ona rahmet diliyorum ve bize bıraktığı eserlerin Marmara için temel yapıtlar olacağı inancını da taşıdığımı belirterek konuşmamı bitireyim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. YouTube'dan izleyenler için yorum kısmına, chat kısmına sorular olursa ileteceğiz sonunda. Şimdi Feridun Bey'e sözü vermek istiyorum. Evet, buyurun, teşekkürler. Evet, şimdi Yaman Koray'ı birkaç yönüyle tabii size anlatacağım. Ama isterseniz önceden edebiyatımızda deniz ya da deniz edebiyatı. Şimdi üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz. Kuşkusuz deniz kültürü, denizcilik üzerine yazılmış birçok kitap var işte. Ama şöyle bir deniz, ben kara iklimi çocuğu olmama rağmen denize ilgim Piri Reis'le başlamıştı, öyle söyleyeyim. Piri Reis üzerine bir anlatı yazmaya başlayınca Bozcaada'dan, 90'lı yıllarda Bozcaada'ya gidip geliyordum. Ondan sonra Marmara ve Marmara güzergahını keşfetmeye başladım. Ama Yaman Koray'a ilgim önce okur olarak, genç bir okur olarak herhalde çentik atmış okuduğum kitapları. Sonra da yayıncı olduğumda da onun Kuyudaki Adam romanını, Onk Ajans, elimizde böyle bir romanı var ama yayınlanmasını istemiyor cümlesini hiç unutmuyorum. Ajanstaki görevli arkadaşla sohbetimizde söylemişti. Onu anlatacağım, yani bir kayıp yazar tırnak içinde ve onun keşfine, yani onun kimseyle görüşmek istemediği yayıncılarla onu anlatacağım. Ama şimdi 4-3 yanı denizlerle çevrili, işte bir kapalı ya da iç denizi olan, hani deyim yerindeyse dünyanın en önemli deniz kültürlerine sahip olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Peki bu coğrafyanın geçmişine baktığınızda, işte antik kentlere gittiğimizde, işte Doğu Akdeniz'e baktığımızda, Karadeniz'e, Ege'ye baktığımızda, işte Homeros'u okuduğumuzda, Homeros başlı başına bir deniz anlatıcısı, işte yalnızca bize tarihi getirmiyor. Peki Cumhuriyet Edebiyatı'na bakıyoruz. İşte demin Turan söyledi, Halikarnas balıkçısı. Balıkçı eğer sürgüne gitmeseydi Bodrum'a, belki de bugün Halikarnas balıkçısının hem Anadolu uygarlığı hem Ege Denizi ile ilgili, Akdeniz ile ilgili yazdığı bir dolu yazıyı, bir dolu mitolojik öyküyü belki de hiç okumayacaktık. Aslında coğrafyanın ne kadar, yazarın yaşama biçimi ya da yaşadığı coğrafya ne kadar etkili oluyor. Şimdi evet, Sayıs Faik'i hepimiz biliyoruz. İşte o da, hep derim, Adapazarı'nda kalsaydı belki bugün Sait Faik diye bir yazar yoktu. Burgaz adayı seçmeseydi, yalnızca İstanbul'da yaşasaydı, acaba denize bu kadar yakın olur muydu? Ziya Selimoğlu Rize doğumlu, baba armatör, ama hatta kendisi derdi ki benim öyle denizle hiç ilişkim yoktur. Ama anlattığı insanlara baktığınızda, Zeyhat Bey'in, ben kendisini de çok tanıdım yakından, yayıncısı oldum, işte bütün kitaplarını yayınlıyorum. O da deniz insanlarını anlattı. Yani teknede, gemide, uzun işte sefere çıkan bir tür aslında. Yaman Koray'ın hikayesi, belki çok daha bireysel hikayeler vardır ama işte yaşamlarını denizden, deniz ürünlerinden kazanan insanların o balıkçılık yaptığı gemilerdeki hikayelerini, serüvenlerini anlatır eder. Tabii Halikarnas balıkçısının Ötelerin Çocukları, Agatha Burinitas'ı,
Turgut Reis'i, Uluç Reis'i, yani tarihsel arka planını da anlatan romanları var. Şimdi demin Kemal Bilbaşar'dan söz etti Turan. Evet, bir karasal bir iklimde doğmuş bir yazar. Denizle çok da ilgisi yok ama işte taşrada, kasabada bir öğretmenlik yapan bir genç delikanlının denize olan özlemi, denize varma, işte İzmir'e gelişi ve denizin aslında onu nasıl çağırdığının hikayesini. Yani aslında çok da deniz edebiyatının içinde pek de sayamayacağımız bir şey ama sonuçta deniz var, denizi çağır. Şimdi Tarık Dursun K ile ilgili bir şey anlatmam lazım. Onun öykülerinde yer yer İzmir, Ege, deniz vardır ama daha çok Denizin Kanı romanı vardır. Tarık abi şöyle anlatmıştı. Dedi ki ben Deniz Ağacı romanını film yapmak istiyordum. Filme çekmek istiyordum Yaman Koray'ın. Yaman Koray da gençlik dönemi arkadaşı. Hatta Ahmet Mekin o kadar sinema tutkusu olan biri ki Tarık Dursun, Ahmet Mekin Tarık Dursun'un film çekmesi için bir film şirketi kuruyor. Hatta 2-3 filmini de yapıyor, finanse ediyor. 1-2 filminde de başrolde oynuyor. Ahmet Mekin'le Yaman Kore'ye gidiyorlar Erde'ye ve fotoğrafları falan da vardır. Yaman Kore'yi ikna edemiyor. Şöyle ikna edemiyor çünkü ünlü Amerikan film şirketi Warner Bros. Bunun yayın haklarını satın almış, film haklarını. Diyor ki o kadar taştım, kızdım ki gittim kendimi Bodrum'da 6 ay kapattım ve Denizin Kanı romanını yazdım. Şimdi aslında ilginçtir, o da deniz süngercilerini anlatır. Denizci olmayan, denizle hiçbir ilgisi olmayan bir yazar ama işte gazetecilik yanı var, röportaj yapan da bir özelliği olduğu için o 6 aylık süre içerisinde deniz süngercileriyle söyleşiler yapıyor, konuşmalar yapıyor ve Denizin Kanı romanını yazıyor. Bunu da bir yere kaydetmek lazım bence. Şimdi tabii Demirtaş... Efendim? Oraya girdim ama Feride Şişekoğlu, suyun öteki yanını da... Evet. Atladım demin sayayım derken. Şimdi... Aslına bakarsanız mesela Sabah Altınsay'ın Girit'im Benim romanı da bir mübadele hikayesini anlatır. Yani Girit Adası'ndan 1922 öncesi adada yaşayan işte Rumlar ve Türklerin hikayesi ve mübadele ile birlikte işte en son romanı getirir. İşte bir gemiye binerler ve işte Anadolu'ya geçerler. Şimdi bu tür değiniler var. Yani yer yer Necat Cumalı'nın bazı öykülerinde görürüz. İşte Demirtaş Ceyhun'un Avşalı Çocuk. İhtimal Demirtaş Ceyhun herhalde Avşa'ya gidip geliyordu. Bir takım izlenim ve gözlemlerinden yola çıkarak yazdı. Ama şimdi bütün bu saydıklarımın içerisinde Yaman Koray'ı ayrıcalıklı kılan en temel şey. Evet yani İstanbul'dan gitmiş. İşte İstanbul'dayken zaten babasının denize olan ilgisi, merakı, işte babasının bir teknesi var. Bundan dolayı zaten dalmaya başlamış. Yani gençlik yıllarında, daha doğrusu o ilk gençlik döneminde. Bu denize olan ilgisi, annesiyle işte yaptıkları bir yolculukta Erde'ye gidiyorlar ve Erde'yi seviyorlar. Olur mu, olmaz mı diye önce bir yer satın alıyorlar. İşte zeytincilik yaparız. Sonra işte motel gündeme geliyor. Motelin inşaatına başlıyorlar, ediyorlar ve velhasıl kendisini annesiyle birlikte Erdek'te yaşamaya, daha doğrusu orada köklenmeye karar veriyor. Şimdi bir kere şöyle bir şey anlatayım isterseniz. Geçenlerde Guatemalı yazar Asturias'ın romanları üzerine çalışırken onun üzerine yazılmış bir yazıyı okuyordum. Avrupalı bir eleştirmen diyor ki, daha doğrusu Latin Amerikalı, Guatemala yerle bir olsa, depremle, yanardağla, ama onlar yani Guatemalalılar Asturias'ın romanlarına dönerek
o kaybettikleri hafızayı, kaybettikleri mekanı yeniden orada bulup orada görebilirler. Yani o Maya uygarlığını, Maya kültürünü, işte geçirdiği askeri diktatörlük dönemini, işte coğrafyasının yağmalandığını falan. Şimdi bu benzetmeyi acaba Yaman Koray'ı yeniden okuyunca, hatta şu ne cennet şey şu denizi okuduğumda, ki bunu yıllar önce yayınlamıştım, tekrar bu kuyudaki adamı okuduğumda, belki de Yaman Koray'ı asıl bu romanını okuyarak Yaman Koray'a başlamak gerekiyor. Çünkü burada hem kendi hikayesi var, bireysel hikayesi, kendi öz yaşam öyküsünden esinlenerek yazdığı bir roman, hem de denize olan, yani Marmara Denizi'ne olan ilgisi ve kendi denizcilik, daha doğrusu kendi balık. Ben balıkçıyım diyordu, balık insanı adamıyım, deniz insanıyım. Beni öyle tanımlayabilirsiniz. Şimdi bu anlamda zaten şöyle bir cümlesi var. Çok da böyle doğaçlama yazdığını düşünmüyorum. Daha doğrusu doğaçlama bir anlatıcı. Düşünsenize 550 sayfalık romanını 41 günde yazdığını söylüyor. Ki zaten son yazdığı 3 kitabın hikayesini anlatacağım. Bir gene bu kitaplarından birinde diyor ki, bir de unutmamıştım en büyük idealimi. Tüm umudum, tüm çabam Kapı Dağı bir gün Riviera olmuş görmekti bir gün. Şimdi aslında kentin, yani İstanbul'un işte o şeyde de anlatır. Yani yalnızca kuyudaki adamda değil, Badanalı Yüzler'de de anlatır. Mola'da da yer yer karşımıza çıkar ki kuyudaki adamda daha çok anlatır bunu. O kentin ikiyüzlülüğü, bungunluğu, artık İstanbul'un bozulmaya başlaması. Bakın daha 1950'lerin sonundan söz ediyoruz, 60'lı yıllar. İşte Demokrat Parti'nin getirdiği toplumdaki o alt üst oluş, yozlaşma, çürüme, bütün bunlar onu denize ya da denize bağlı bir kıyı kasabasında yaşamaya yöneltiyor. Hatta 50 yaşına geldiğinde Aziz Nesin ondan bir 50 yaş yazısı istiyor. Bu anı kitabının, son yazdığı kitabın girişinde de o yazıyı koymuş. Diyor ki, 50 yaşımı doldurduğum bugün gene kendi kendimleyim, gene ormandayım, gene doğa içindeyim, onun bir parçasıyım, gücüm, kuvvetim yerinde. Bundan 30 yıl önce nasılsam gene öyle. Hızlı hızlı çıkıyorum yokuşu, yükseliyorum, döne döne çıkıyorum. Çam ormanları tepe tepe, sırt sırta çeviriyorlar beni. Gök kirli sarıdan beyaza, sonra pembeye dönüyor. Ben yolun öbür denize devrildiği en üst noktaya varıyorum. Şimdi aslında onun anlatı coğrafyası ile yaşam yolu çok örtüşmüştür. Bir önemli yanı da var bence Yaman Koray'ın. Yani deniz edebiyatı diyebileceğimiz kavramdan söz ediyorsak, Türkçe'ye bunun terminolojisini, edebi terminolojisini, söz dağarcığını zenginleştiren bir terimler, deyimler, sözcükler getirmiştir. Yani onun için bir Yaman Koray sözlüğü yaptığımızda yöreye özgü, yani bu Kapıdağ Yarımadası, Marmara ve çevresindeki adalar, ve hep derim Yaşar Kemal karasal coğrafyayı nasıl didik didik ederek anlatmışsa börtü böceğiyle, Yaman Koray da aslında denizin coğrafyasını dip denizlere kadar her şeyiyle, bir balık çeşitlerinden söz ediyor. Onu zaten kuyudaki adamda da alt alta yazdığınızda, ihtimal bugün bir balık pazarına gittiğinizde bu balık çeşidinin herhalde çok az bir bölümünü görürsünüz. Yani Marmara'nın ne kadar zengin, ne kadar deniz ürünü açısından çeşitliliği olan, endemik yanı çok güçlü olan bir yer, ki kendisi de zaten dalgıç olduğu için, dalarak da avcılık yaptığı için, ki karada da avcılık yapıyor. Hatta babasının bir öğüdü vardır, demiş ki, oğlum yemeyeceğin hiçbir şeyi avlama. Yani
Şimdi o anlamda bir önemli yanı da yalnızca Marmara Denizi'nde Kapıdağ Yarımadası ekseninde kalmamış. İşte 1980'lerin başında annesiyle birlikte artık şeyi Alevok Moteli kiraya veriyorlar ve Ege'ye gidiyorlar. Marmaris, Gökova, işte Akyaka ki ben kendisini en son tanıdığım yer 2003 yılında Marmaris'in çok güzel bir koyu olan Karacasöğüt köyünde teknesini artık kendisine bir ev mekanına dönüştürmüştü. Yazları orada, evde zaten yakındı şeye, o koydaki limana. Kışları evlerinde yaşıyorlardı, yazları da şeyde, teknede yaşıyorlardı. Gene balığa çıkıp ediyordu. Şimdi bir kere yer adları, yani akıl almaz bir zenginlik ve çeşitlilik var. Bütün romanlarına, yani şeyi anlattığı yalnızca Marmara Denizi, işte Erdek, Kapıdağ Yarımadası, yöresinde o küçük adacıklar, koylar, bütün onların isimlerinin yanı sıra ki Büyük Orfoz'da da görürüz ki artık Büyük Orfoz'u yazdığı dönem yazdığı dönemde kendisi Mavi Yolculuğa katılıyor. Mavi Tur, hatta kendi demişti ki ben bu şeyi ilk düzenleyenlerden biriyim. Büyük bir teknesinin olduğundan söz ederdi hep. Neden bıraktınız dediğimde artık bozulmuştu dedi şey. Yani Mavi Tur, Mavi Yolculuklar ve yalnızca denizaltı balıkçılığı yapmaya başladım. Geçimini de zaten balıkçılıkla sağlıyordu. Şimdi demin dedim ki doğaçlama bir anlatıcı yanı var. Çünkü Kuyudaki Adamı okuduğunuzda orada hem kendi hikayesinden söz eder yer yer, hem denizle alışverişinden söz eder, Erdek'ten söz eder. İşte Marmara Denizi'ndeki özellikle kendi teknesiyle balık tutma, aslında gezmiyor. Yani bir yanıyla ben büyük adalıyım diyor. 12 yaşına kadar çocukluğum ve annemle birlikte adada geçti. Doğanın ve denizin içinde yaşadım ettim. Erdek'te Koşay adında bir teknesi var ve Erdek aslında Yaman Koray'ın denizi keşfinin ilk macerasını orada yaşıyor. Şimdi Herek, Alkoz Adası, Dragon'da, Fatih, bütün Kapıdağ kıyıları, Paşa Liman Adası, Vol Taşları, Koyun Adası, önceleri elimde defter. Bütün bunları tek tek yazardım, not ederdim. Yalnızca hafızamda değil, çünkü ileride yazacağım romanlarda, hikayelerde de bunlara yer vereceğimi düşünüyordum. Şimdi okurken şunu görüyorsunuz. Denizin dip haritasını adeta adım adım keşfediyor ve kayda geçiyor. Belki bütünüyle romanlarını okuduğunuzda baştan sona bunları anlatmıyor ama öyle pasajlar var ki mesela bir yerde şöyle bir şey diyor Kuyudaki Adam'da, Erdek'ten söz ediyor. Dalıyordum da demirliyordum kayığı. Tek başıma dalıyordum. Kapıdağ kıyıları, adalar, bütün o insan yüzü görmemiş kayalık, uçurum dipleri, mağaralar, geçitler bir bir serpilip açılıyordu gözlerime. Tanıdık, bildik yerleşiyordu hafızama. Her gün bir parça eklene eklene tamamlanıyordu kafamda. Bütün o upuzun kıyıların dip haritası. Bilerek ya da bilmeyerek ya da sezgileriyle aslında bize demin Asturias için söylediği bir hafıza sunuyor. O anlamda ben Yaman Koray Edebiyatı'nın, Yaman Koray'ın bu soy yazarların belgeselci tanıklık eden bir yanı var. Şimdi Yaşar Kemal'in eğer röportaj yazarlığı olmasaydı belki de bir Deniz Küstü romanı yazılamayacaktı. Bir Al Gözüm Seyreyle Salih romanı yazılamayacaktı. Ya da demin Turan'ın sözünü ettiği Bir Ada hikayesi. Yalnızca orada mübadele hikayesi değildir. Herhalde denebilir ki Hemingway'in denizi anlatmasından daha güçlü bir duyarlılık ve renklilikte Yaşar Kemal Bir Ada hikayesinde denizi anlatmıştır. Şimdi o anlamda
masa başında duran ya da hiç denize yakın olmayan bir yazarın yazdığı deniz de denizin meselesini, sorununu dert edinen, ki bence Yaman Koray da dert edinmiş bir yazar. Bu anlamda yalnızca kendi balık avı ya da balıkçılık yaptığı için, balık avcılığı yaptığı için bunları yazmamış. Ama yazma duygusu, kuyudaki adamı yer yer satır aralarında okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Bir yanda kendi bireysel yaşantısı, bir yanda yazma arzusu, yazma isteği, bir yanda da yazısına konu edineceği coğrafya. O coğrafya yani Erdek, Kapıdağ ve Marmara Denizi. Şimdi bu anlamda onun romanlarına baktığımızda insan hikayeleri vardır. Parça bölük hikayelerdir ama o insan hikayelerinde mesela bir sahne vardır deniz ağacında. Çoğumuz belki de bunu Struma gemisinin hikayesini biliriz de Çanakkale'den Tekirdağ'dan orada yaşayan Yahudilerin Dünya Savaşı'nda onlardan büyük paralar alıp işte sizi Filistin'e götüreceğiz diyen tekne sahiplerinin yarı yolda onları denize deyim yerindeyse dökmeleri böyle değinip geçer. Keşke derdim ki okurken bunu derinlikli bir şekilde anlatsaydı. Yani bir tür 1915 tehciriyle birlikte yeni zengin olan insanların hikayesi gibi orada bir kaptan ya da bir reisten söz eder. O reisin zenginliğini anlatırken böyle satır aralarında bundan değinir geçer. Aslında o ipucu şunu gösteriyor. Yaman Koray yalnızca kendi ekseninde dönenerek yaşayan, yazan biri değil. Çünkü Sığırcıkları okuduğunuzda orada herhalde Ege'de diyelim ki Necat Cumalı'nın işte Tütün Zamanı, Zeliş romanını okuduğunuzda ya da Samim Koca Göz'ün Yılan hikayesini okuduğunuzda oradaki insanların toprakla, üretimle ilgili meseleleri nasıl anlatıyorsa, ki belki biliyorsunuzdur, Samim Koca Göz Söke'nin bir toprak ağasının oğludur yani. İşte İsviçre'de okumuştur ama hala kendisi o dönem çiftçilik yapıyor. İşte Yılan hikayesine baktığınızda Bafa Gölü'nün hikayesini anlatır. Necat Cumalı mübadele öncesi işte Florina'dan, Rumeli'den göçüp gelmiş, Urla'ya yerleşmiş, hukuk tahsili yapmış. Sonra gelip kendi yaşadığı kasabada avukatlık yapmış. Onu avukatlığı yaparken işte o yöredeki insanların meseleleriyle ilgilenmiş. Şimdi ister istemez Yaman Koray da bu romanlarında ve kısa bir roman olsa da Sığırcıklar aslında bugüne kadar belki de benim bildiğim, okuduğum hani biz zeytin ülkesiyiz. İşte Ahmet Yorulmaz'ı tabii ki bu arada analım. Hani hem bu göç hikayelerini, mübadele hikayelerini anlatmıştır. Özellikle Ayvalık ve çevresinde. Hem de bu meselelere değinmiştir. Yani ama Yaman Koray'ın Sığırcıkları bile başlı başına, yani bir zeytin ülkesi Ege, işte Mehmet Başaran'ın mesela öykülerinde yer yer buna bundan okuruz. İşte Sabahattin Ali Edremit doğumlu olduğu için onun bazı öykülerinde işte bu Şirince hikayesini okuduğunuzda karşınıza çıkar. Ama tıpkı Steinbeck'in gazap üzümlerinde tarım işçilerinin meselelerini anlattığı gibi kısa bir romanda aslında Erdek'te zeytin üreticilerinin, zeytin işçilerinin sorunlarını, meselelerini dile getirmiş olması da bence dönemi itibariyle manidar. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yaman Koray hem yaşı itibariyle 1950 kuşağı yazarları arasında sayabileceğimiz birisi, hem de edebiyat hevesinin beslendiği dönemde edebiyatımızda köy edebiyatı tartışması, köy edebiyatı gerçekliği var. Gerçi Yaman Koray'ın romanlarını bu kategori içinde değerlendirmek çok da doğru değil ama en azından o meselelerin edebiyata, romana, öyküye nasıl yansıdığını bilen, gören, hisseden birisi.
Bir de ben onun önemli bir yanını gördüm, keşfettim diyelim. Romanlarında da bunu görürsünüz sık sık. Akıl almaz bir klasik müzik merakı vardı. Hala o Karacasöğüt köyündeki evinde pick-up'ı, long play'leri ki sık sık şeyde de karşımıza çıkar kuyudaki adamda da müzik bilgisi olağanüstüydü kendisinin. Fransız okulunda okumuş, Avrupa'nın birçok kentini, birçok ülkesini gezmiş. Ama hiçbir zaman gidip orada yaşamak ya da bir böyle bir Batı hayranlığı falan yoktu. Ama gene bu köklenme konusunda, bir yere ait olma konusunda kuyudaki adamda da karşımıza çıkar. Ama şunu görüyoruz, Yaman Koray'ı yeni baştan okuduğumuzda, o şeyi alıntıyı size okuyayım. Gece yatıya bıraktığımız ağı sabahleyin evin önünden kaldırıyoruz. Tekir, barbunya, mercan, mezgit, istavrit, iskorpit, gelincik, kayış balığı, kurbağa balığı, izmarit, hanos, ispari, menekşe, hatta azıcık ağzı açık gezen hamsiler, hatta birkaç çift palamut, bazı kalkan ya da bir ıstakoz, epey de trakunya, vatoz, köpek balığı yükleniyor ağa. Düşünsenize gece ağ bırakıyor denize, sabahleyin o ağı çektiğinde bu kadar balık çeşidi çıkıyor. Daha birçok zenginlik, birçok çeşitliliği aslında görüyorsunuz. Aslında bu köklenme konusunda toprağa köklenme, burada yaşama duygum çok baskın diyor Erdek'te. Ama bozulmaya başlıyor her şey. O bozulma, yani turizmin gelmiş olması, oranın demin Turan'ın sözünü ettiği Marmara Adası'na, ki ben de 79'da önce Avşa'ya gitmiştim, beğenmemiştim. Tekneyle şeye geçmiştim, Marmara Adası'na. Dedim ki ne kadar bakir, 79. O kadar sakin gelmişti ki Avşa çok daha şeydi, bozulmaya başlamıştı. Şimdi Yaman Koray'ın Gökova'ya gitme hikayesinde kendisinden dinlemiştim. Epeyce dinledim, konuştuk falan. Önce tek başına gidiyor, görüyor işte. Acaba burada yaşanılabilir mi, yapabilir miyim, edebilir miyim diye. Tekneyle de gittiğinden söz etmişti. Sonra da tamamen işte önce kiraya veriyorlar şeyi, Alevo moteli. Sonra da satıyorlar. Şimdi baktığınızda, evet yani Erdek, Kapıdağ, Marmara Adası, hatta Marmara yalnızca Marmara Adası değil, o diğer adalar. Onun neredeyse, eğer biraz önce bu romanında yer alan haritayı gösterdi Adil bize, yeni baştan okunduğunda bir Yaman Koray romanının yeniden haritası çizilebilir diye düşünüyorum. Ve eminim ki şu, yani gösterdiğiniz şu haritaya baktığınızda iki harita vardır burada. Neden? Çünkü yapıtlarını tamamlayan şu kitap çok önemlidir. Ne cennet şey şu deniz. Zaten kendisi de kitabın yer yer bazı bölümlerinde mesela diyor ki, benim Gelin Taşı'nı okuyanlar bilir. Uzun uzun yazmıştım o romanda. Daha çok Marmara'da yapılırdı. Ben biraz değiştirmiş, geliştirmiştim o takımı. Buralılar hiç bilmiyor. Ancak çok seyrek yapanlar, bir kısım yakın dostlarım, bizim Oktay falan iyi balık tutuyorlar tabii. Aslında ben denizden hiç anlamam, balıkçılığı da bilmem. Ama Yaman Koray'ı okuduğunuzda anlıyorsunuz ki balık tutma teknikleri geliştirmiş. Bundan söz ediyor. Hatta bu Yaman Okay usulü, Yaman Okay tarzı, o Marmaris'teki bazı balık malzemeleri, işte balık tutma malzemeleri satan yerlerde, kendisi burada zaten söylüyor. Seyirtmeler, dip. Bir de bir başka önem, su altı balıkçılığı mesela, bunun üzerine yaz. Kuşkusuz belki bugün teknoloji gelişti, şu oldu, bu oldu, ama ben yalnızca, kendisi de ondan yakınmıştı. Çünkü bir botu vardı. Tekneye botla gidiyorduk. Beni gezdirmişti o koylarda. Gününüz nasıl geçiyor diye sordum da fazla açılmıyorum. Çünkü
çirkinlikler beni rahatsız etmeye başlamıştı dedi. Özellikle o koylardaki işte teknelerin çoğalması ve çevreye verdikleri işte kirlilikten söz ediyordu. Ama diyordu ki denize daldığım sürece kendimi daha iyi hissediyorum. Son olarak şeyi anlatayım isterseniz size. Bu kayıp yazarın izini peşine düşme hikayesi. Biliyorsunuz bu kayıp yazar Katip Bartley bir hikayesi vardır Herman Melville'nin. Aslında bu konu dünya edebiyatında da çok var. Yani edebiyata küsmüş yazdığı edebiyata. Bir daha hiç yazmamış yazarlar. Onk Ajans bana kuyudaki adamdan söz edince dedim ki ben bu kitabı basmak istiyorum. Dedi ki basamazsınız. Yaman Bey hiç kimseyle görüşmüyor. Ya dedim ki bu kadar yaban mı yani? Bir telefonunu verin konuşayım. Telefonu açtım. İşte kendimi tanıttım. Böyle çok ironik bir şekilde dinledi. Dedi ki gezmek için eğer buraları görmek için gelmek istiyorsan gelin gel yani misafir edeyim ama kitapla ilgili asla dedi. O defteri çok kapatalı çok oldu. Neyse bir daha aradım. Bu sefer çok ısrar edince peki dedi gelin sizi gezdireyim. Söz vermiyorum kitabın yayınlanmaya karar vereceğini. Dalaman Hava Alanı'na gittim. Dalaman'a gittim. Havalanda beni karşıladı. Böyle bir Amerikalı Hollywood aktörü gibi bir cipi şeyi vardı. Arkası açık bir kamyoneti vardı. Aşağı yukarı Dalaman'la sanırım Karacasöğüt arası 2-2,5 saat. O 2,5 saatlik yolculukta neredeyse bütün hayatının en önemli yerlerini anlattı. Edebiyata niye küstüğünü anlattı. Burada anlatamam onu. Yayıncılarla olan ilişkileri, işte önce Remzi Kitap Evi'nde kitapları çıkıyor. Sonra oradan neden küstürdüklerini, neden başka bir yayın evine geçtiğini. Sonra romanı okuduğum için romandan sorular sormaya başladım. Bu sefer tekneye geçtik, kılıç balığı tutmuş. Öğlen yemeğini teknede yiyeceğiz. Teknede konuşurken eşi Sultan Hanım vardı. O zaman üçüncü çocuğuna hamileydi o. Uzun uzun konuştuk akşama kadar. Sonra Marmaris'e beni bıraktı. Sonra birkaç kez daha gittim. Ama tabii orada bitmedi. Eve gittik. Evde Mevrure Alevok'tan konuşmaya başladık annesinden. Ve arşivini açtı. Yazdığı öyküler, yayınlanmış öyküler işte Cumhuriyet Gazetesi'nde sanırım akşamda yayınlanmış. Öykü dosyasını verdi bana daha ilk görüşmede. Sonra bu kitabının kapağını yaptırıp kendisine hemen gönderirken dedi ki provaları gönderin bakayım dedi. Provaları gönderdim. Küçük değişiklikler yaptı ve ne yazık ki bu yeni yayın evi onu göz ardı etmiş çünkü iki zaman anlatır bu kuyudaki adamda. Bir şimdiyi anlatır bir de geriye dönüşü. Şimdi ve geriye dönüşü anlatan bölümleri farklı puntolarda kendisi özellikle basılmasını istemiştik ki doğru olan da oydu. Ne yazık ki bu yeni yayın evinde bu karışıklık yani bunu basmamışlar. Bu kadar da dikkat ediyordu. Sonra bir gün Sultan Hanım dedi ki, siz kitabın provasını gönderdiniz. Bir sabah gitti dükkandan bir torba, bir poşet, defter, bir deste kurşun kalemle geldi. Tekneye kapandı, yazmaya başladı ki ben yazabileceğine inanmıyordum dedi. İşte bu üç kitabı, demek ki dördüncü de varmış. Bumerang'ı da sonra bitirememişti onu. Bu üç kitabı, Ne Cennet Şu Deniz, ikinci kitapta Sultan Hanım'ı anlatır, onunla nasıl tanıştığını. Diğer kitapta annesini anlatır. Zaten bir oda böyle annesinin fotoğraflarıyla donatmıştı her tarafını. Müthiş annesine hayrandı. Bir şey daha anlatayım. Dedi ki seni bir yere götüreceğim. Nereye? Mezarlığa. Dedim abi ben mezarlığa gelmem. Cenazeye de gitmeyi sevmiyorum. Mezarlığa da gitmeyi. Gel gel dedi sana lahit göstereceğim. Allah Allah dedi. Gittik mezarlığa. Gerçekten mermerden yapılmış, aynen bu eski antik mezarlar gibi iki tane mezarlık. Biri annesinin mezarlığı, adı falan yazılı. Diğerinde de Yaman Koray doğumu var.
ölüm yeri boş duruyor. Ondan bir yıl sonra tam onu orada uğurladım. Yağmurlu bir günde cenazesine gitmiştim ve çocuk, 10 tane çocuğu vardı. Galiba orada 8'iyle tanıştım. Daha doğrusu diğerlerini tanıyordum, 3 çocuğu, 4 çocuğunu, büyükleriyle tanıştım. O kadar yani, ama bu vesileyle, yani sizin bu Yaman Koray'ı ele almanız vesilesiyle, eminim ki Yaman Koray edebiyatı yalnızca Yaman Koray'ın işte bu coğrafyayı nasıl anlattığı değil, aslında benim şöyle bir savım vardır. Turan da benim aynı zamanda editörüm, yayıncım, sevgili dostum oldu, bilir. Yerel ve bölgesel edebiyat olmadan ulusal, evrensel bir edebiyat kuramayız. Ve bu yerel, evrensel, yerel ve bölgesel edebiyatı Türkiye'de 1940-1950 kuşağı köklendirdi aslında. Yani 40 kuşağı yazarlarına baktığınızda, işte demin sözünü ettim, işte Fakir Baykurtların falan ortaya çıkması. Çünkü bunlar gerçekten yerel ve bölgesel edebiyatın, yani kendi ülkenin coğrafyasının, tarihinin, kültürünün, değerlerinin, bugün hep konuştuğumuz çevre değerlerinden söz ettiğimiz, işte bugün yaşadığımız sıkıntılara baktığınızda toprağın ne kadar önemli olduğu, denizin ne kadar önemli olduğu, bunu bu yazarlar yazmaya, anlatmaya başlamıştı. Ama bu kesintiye uğradı. Eminim ki biz dönüp, hep ben söylerim, aynen o Asturias gibi, yarın bu ülkenin geçmişini, coğrafyasını, tarihini anlamak için Fakir Baykurt okuyacaksınız, Yaşar Kemal'i okuyacaksınız, Necati Cumalı'yı, Yaman Koray'ı okuyarak o hafızanın neleri taşıdığını, bugüne getirdiğini göreceğiz. Bir model aslında. Bu onlar gibi yazmayı değil, onların açtığı yolda peki biz bugün ne yazabiliriz? Yani bu anlamda bence bu bilinç, bu edebi belleği bize taşıyan yazarlardan birisi. Yaman Koray'ı biraz da ben öyle görüyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler bu kapsamlı değerlendirmeniz için. Ben burada bir ismi daha anmak isterim. Ahmet Büke, sıklıkla Yaman Koray, daha basit, yeniden basılmadan önce Ahmet Yaman Koray'ın işte yeniden basılması, deniz edebiyatına katkısı önemine dair çeşitli söyleşilerde, işte konuşmalarında yer verdiğini hani görmüştüm. Şimdi bu toplantı içinde çalıştığımda onu yeniden gördüm. Bu kayıp yazar meselesini o da biraz işaret ediyordu. Hani belki farklı bağlamlardan terim olarak böyle kullanmamakla birlikte. O da işte en son romanı da hani bu deniz edebiyatının bir devamı olarak değerlendirdiğini söylüyor. Deli İbrahim Divanı, o da bu zaman önce yayınlandı. Evet Asu Hocam, şöyle hani soru olabileceğini düşünüyorum. Feridun Bey bu hafıza meselesine değindi. Yani Yaman Koray'ın sunduğu hafıza bizim ne işimize yarayabilir bugün için? Marmara'ya baktığımızda, Marmara'da yaşayan birileri olarak hani belki böyle bir başlangıç yapabilir miyiz? Olur. Yani aslında Feridun Andaç ve Turan Günay'ın bu çok güzel konuşmalarını dinleyince yani niye daha önce Yaman Koray'ı keşfetmemişim, okumamışım? Yanlış kitabından mı başlamışım diye böyle içimden geçiriyordum ve birazdan bu hafıza meselesine evet değineceğim aslında. Çok güzel anlattınız gerçekten. Ben şimdi Yaman Koray'ı gerçekten çok yeni keşfettim diyeyim. Marmara Kültürleri Ağı başlığını verdiğimiz bu Marmara Denizi'nin iyileştirilmesi, eski sağlığına kavuşturulması, korunması için bir sivil toplum ağı biliyorsunuz ve kültür insanları ağı, bilim insanları ağı kurduk. İşte bu çalışmalar sırasında bu kültür ağını, bu Marmara Kültürleri Ağını kurarken işte kimler Marmara Denizi'ni yazmıştır falan diye işte konuşurken tabii Yaman Koray söylenmişti. Ben de hemen deniz ağacını, galiba Adiller
Nevzatlar falan, Deniz Ağacı işte, Kuyudaki Adam, bunların ismi geçiyordu. Deniz Ağacı ile başladım. Benim bugün, bu akşam söyleyeceğim çok kısa bir şey, bir iki düşüncemi aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Deniz Ağacı üzerinden gidiyor. Yani Yavan Kore'yi çok tanımıyorum. Diğer eserlerini de okumadım açıkçası. Ve daha edebi öneminden ziyade, yani Yavan Kore'yi okuduğum zaman bende neleri düşündürdü Yavan Kore? Onlara değinmek istiyorum. Şimdi bence bu Yavan Kore'nin Deniz Ağacı başlıklı kitabı Marmara Adası'nda yaşayan balıkçıların hayatına odaklanıyor ve bir dönüşüme işaret ediyor. Yani siz bozulma dediniz. Büyük bir dönüşüme, bir değişim hikayesini anlatıyor. Geleneksel balıkçılık ortadan kalkıyor ve romanında böyle özellikle baş kısımlarda hemen zaten işte romanın ana karakteri Ahmet küçük bir şeyinde, yani küçük minicik bir teknede kılıç balığı avına çıkıyor. Ama şeyinde böyle sırtında siz de onunla birlikte hissediyorsunuz böyle dev gibi motorlar, işte içlerinde çeşit çeşit cihazlar, teknolojiler, yani böyle bir şeyin gelmekte, hızla gelmekte olduğunu bütün kitabı boyunca hissediyorsunuz. Sesim duyuluyor değil mi Adil? Evet. Tamam. Yani dolayısıyla bu kitap bir balıkçılığın nasıl dönüştüğünü, yani aslında ana karakter Ahmet bir şey işte eski usul balıkçılık yapan birisi ve bir bilek gücü aslında onun balıkçılığı, öyle diyelim. Yani bunu anlatıyor ve işte ama dediğim gibi böyle peşinden gelen bir gölge üstüne düşüyor. Şimdi bu ilk işte romana başladığında şeyi anlatıyor. Yakaladığı kılıç balığının nasıl öldüğünü, o sahne çok etkileyici bir sahne. İşte kılıç balığının ölümü gözünden anlaşılır. Gözü fırıl fırıl dönüyor. Osman da işte onu izliyor falan. Yani acaba burada bir bu şeyleri, soruları sorarken Ufuk Hoca'nın makalesinden aslında çok ben de yararlandım. Ufuk Özdağ, Adil de şey yaptı, söyledi, bahsetti. Yani bu ölümü bu anlatırken acaba Yaman Koray bu deniz ekosisteminin tahrip edildiğini bir şekilde hissederek bunu anlatıyor. Yani bu ölüm sahnesini bu kadar uzun anlatması, bu kadar etkileyici anlatmasının sebebi. Yani orada bir böyle bir şey var, bir acı hissediyor. Bir şeyi öldürüyoruz. Acaba denize bir tahrip mi yapıyoruz? Bu soruyu Ufuk Özdağ soruyor ve bence çok önemli bir soru ve oradan da aslında acaba diyor Ufuk Özdağ, Yaman Koray eserlerini bir deniz etiği kavramıyla ele alabilir miyiz? Yani bu deniz etiğinin ne olduğunu o da tartışmaya çalışıyor. Ben de onu tartışmaya çalışıyorum birazdan. Ve aslında bu Yaman Koray'ın anlattığında şöyle bir şey var. Yani Ahmet ana karakter... Kendi balıkçılığı da aslında öyle bir balıkçılık ki bir mücadele. Çünkü orada ekmeğini denizden çıkaran bir kişi Ahmet. Ve orada böyle bir şey yok sanki. Yani nasıl diyeyim, acaba biz denizle olan ilişkimizi başka türlü düşünebilir miyiz sorusuna böyle direkt bir yanıt arama, bir cevap verme çalışması yok bence benim okumam. Böyle bir şey yok. Çok daha bu mücadelenin kendisini anlatıyor Yaman Koray. Yani Ahmet'in verdiği bu ekmeğini denizden çıkartmak nasıl bir mücadele bu? Bunun içine nasıl gömülmüş ve nelerle uğraşıyor bu gömülmüşlük içinde? Ve arkasından gelen yeni endüstriyel balıkçılık aynı aslında yaklaşımda. Yani onlar da denizden ekmeklerini çıkaracaklar. Fakat onlar yeni teknolojilerle, yeni silahlarla. Troller çağı aslında başlıyor. Denizli tabii. Evet. Dipten kazıyorlar artık. Dipten kazıyorlar, evet. Yani dolayısıyla yani bu Yaman Koray'da öyle bir gömülmüşlük, öyle bir şey var ki böyle o ekmeğini denizden çıkartmaya. Yani denize
ve deniz canlılarına daha farklı bir açıdan bakmak gibi bir nosyon daha henüz ufukta yok. Ama hı-hı, Yaman Koray'da böyle bir şey de var, bir his var. Yani başka türlü olabileceğine dair, en azından ben bunu bugün okuduğum zaman böyle düşünüyorum. Yani burada bir kapı sanki açılıyor diye düşünüyorum. Yaman Koray'ın anlattığı bu hal sadece balıkçılarla sınırlı da değil. Aslında insanlar da, yani bu tür balıkçılığın, ya endüstriye geçen bu balıkçılığın deniz ekosistemi üzerindeki etkisinin farkında değiller. Ben kendi şeyime bakıyorum. Ben çocukken çok kılıç balığı yedik ya. Yani çok üzüldüm şimdi bu kitabı okuyunca tabii. Yani hiç bu böyle şeyleri ben bilmiyordum. Yani annem babam da bana anlatmıyorlardı. Yani kendi hayat tarzlarımızın ve seçimlerimizin işte deniz ekosistemi üzerindeki etkileri konusunda bilgimiz ne kadar var? Ne zamandır biz bu endişeyi aslında taşıyoruz? Yani denize biz ne yapıyoruz endişesini? İşte artık belki Yaman Koray'ı okurken bu soruları kendimize yeniden belki soruyoruz ya da daha başka türlü soruyoruz. Başka türlü soruyoruz çünkü artık karşımızda çok somut bir durum var, biliyorsunuz. Yani bu insan ve doğa ilişkisini epeydir konuşuyoruz tabii ki. Ama kavramsal, artık kavramsal da tartışmıyoruz bu konuyu Türkiye'de. Neden? Çünkü bir müsilaj olayıyla karşılaştık. Ya sadece son geçen seneki olay değil kuşkusuz. Yani aslında mesela hatırlayacak olursanız Türkiye'de slow food ve fikir sahibi damaklar 2012 yılında İstanbul lüfere hasret kalmasın diye bir kampanya yapmışlardı. Yani o zamana belki daha da belki geri de gidebiliriz. Böyle bir denizlerimize biz ne yapıyoruz? Kadir Can'ın kitabı var. Balık ağlara takıldı. 2013 onun da tarihi. Yani bunlara baktığımızda aslında denize biz ne yapıyoruz? Denizi mahvediyoruz şeyinin, bilincinin ve nasıl diyeyim, hissinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama son işte bu geçen sene müsilajın çıkması bence bütün bu soruları daha acil, daha somut bir şekilde hepimiz böyle şoke olmuş bir şekilde belki sormaya başladık diyebiliriz belki. Ve müsilaj neden oluyor, nelere sebep oluyor filan diye anlamaya çalışırken, işte bu Marmara kültürleri ağını da kurarken, yani Marmara'nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl kaybedildiğini, bunu da aslında büyük bir şeyle böyle anlıyoruz. Yani işte Yaman Koray'ı okumak, dolayısıyla yani bu aslında 1960 öncesindeki o küçük ölçekli balıkçılığın ortadan kalkmasıyla Marmara Denizi'nin yok oluşunun nasıl başladığını anlamamız ve hissetmemiz açısından çok önemli. Ve bu biyoçeşitliliğin yok oluşu Marmara'nın ölümünün bir yüzü. Öbür yüzü de işte biliyorsunuz müsilajla görünür olan denizin atık sularla kirletilmesi ve bugün geldiğimiz vahim nokta. Şimdi ben burada Yaman Koray deniz edebiyatından esinlenerek diyorum, iki soru sorabiliriz. Bir, denize başka türlü bakmak gerek diyoruz. Yani Yaman Koray'ı da şimdi yeniden okuyarak, bütün bunları düşünerekten ilişkimizi başka türlü görmemiz gerekiyor. Nasıl bir bakış olmalı bu? İkinci soru da, Marmara Denizi'nin ve canlılarının uzun tarihini bilmemiz gerekiyor. Bunu siz de söylediniz Feridun Bey, yani hafıza dediniz. Bu hafızayı bizim öğrenmemiz gerekiyor. Neden öğrenmemiz gerekiyor? Şimdi çok kısaca, yani birinci soru, Ufuk Özdağ işte bu makalesinde tartışıyor, Pınar Batur da tartışıyor. Yani onlar işte Aldo Leopold'un açmış olduğu ta 1949 yılında yayınlanan kitabında yeryüzü etiği diyebileceğimiz, yani o İngilizce'deki land, yani kara, karasal diyor o. Bunu yeryüzü diye çevirebiliriz belki. Yani Aldo Leopold'un bu açtığı yeryüzü etiği kavramından onlar da hareket ediyorlar. Ve Yaman Koray'ın bize etik normlarımızı deniz varlıklarını da kapsayacak şekilde genişletmemiz gerektiğine dair bir çağrıda bulunduğu önerisini yapıyor Ufuk Hoca. Şimdi Aldo Leopold'dan o da besleniyor. Kim bu Aldo? Çok kısaca onu söyleyeyim.
Kendisi 1948 yılında vefat etmiş. Amerikalı bir çevre bilimcisi, koruma aktivisti ve yazar. Ve işte bu 49'da yayınlanan Yaban Hayata Dair gözlemlerini aktardığı kitabı 2 milyondan fazla satış yapmış. Çok önemli bir kitap. Ve kendisi yaban hayatının korunmasını adayan birisi. Ve korumanın başarılması için doğaya ilişkin etik bir duruş geliştirmemiz gerektiğini savunan birisi. Şimdi Leopold ne diyor? Çok kısaca şey yapacağım. Böyle bir iki alıntı söyleyeceğim size. Diyor ki, doğal varlıkların korunması konusunda fazla ilerleyemiyoruz. Zira korumaya çalıştığımız doğal varlıkları bize bahşedilmiş, bizim mallarımız, bizim olan mallar gibi görüyoruz. Dolayısıyla da istediğimiz gibi davranıyoruz onlara. Doğal varlıkları mallar olarak değil, bizim de ait olduğumuz bir topluluk olarak, topluluğun parçası olarak görmeye başladığımız zaman, yani doğal varlıklara bakışımızı tamamen değiştirdiğimiz zaman, ona karşı duruşumuz, değerlerimiz de değişmeye başlayacaktır. Doğal varlıkları o zaman gerçekten sevmeye ve saygı duymaya başlarız. Başka türlü diyor, mekanize olmuş insanlığın etkisinden doğal varlıkların kendilerini kurtarması mümkün değil. Yani insanlık öyle bir mekanize bir güçle gidiyor ki bunun üzerine. Mümkün değil, insanlığın başka bir pozisyon alması gerekiyor. Doğal varlıkların bir topluluk olduğu fikri. İşte ekolojinin aslında bu temel kavramı haline gelmiş bir şey. Ve bu, fakat bu varlıkların sevilmesi ve sayılması fikri ise etik bir konu. Bu önemli bir ayrım. Yani ekoloji doğal varlıklara bir topluluk olarak bakıyor. Etik ise bu varlıkların değerinin bilinmesi ve sevilmesi ve sayılması. Yani biz nasıl insanlara sevmek ve saymak üzerinden bir ahlak geliştiriyorsak, aynı ahlakımızı bu canlılara da uzatmamız, genişletmemiz lazım diyor. Etik duruş tek bir dayanaktan beslenir diyor. Birey birbirine bağımlı topluluğun bir parçasıdır. Bireyin içgüdüleri topluluk içinde yer alabilmesi için rekabet etmeye yönlendirir. Fakat etik duruşu aynı zamanda ötekilerle işbirliği yapmasını tetikler. Etik insanın insana davranışını sınırlamak arayışı üzerine kuruludur. Etik insan çıkarları odağından dünyaya bakarak insan davranışlarını düzenlerken, Leopold'un çağrısı ise insan çıkarlarına yapılan bu odağı tüm yeryüzü çıkarları olacak şekilde genişletmek ister. Yani Leopold da yeryüzü etiği dediğimiz etik topluluk sınırları genişletilmiştir artık. Toprak, su, bitkiler, canlılar ve insan, bunların hepsinin bir arada bir olduğu bir topluluktur bu. Yeryüzü etiği Homo sapienslerin rolünü değiştirir. Yeryüzü topluluğunu ele geçiren ve tahakküm kuran değil, kendisini yeryüzü topluluğunun basit bir üyesi ve yerlisi halinde gören şeklinde kavramsallaştırır. Yani insan kendisini ele geçiren, hakimiyet kuran olarak değil, bu yeryüzü topluluğunun basit bir üyesi ve yerlisi halinde görmeye başlamak, bundan bahsediyor. Şimdi yani bu Aldo Leopold'un yeryüzü kavramını denizi kapsayacak şekilde düşünmemiz gerektiği ortada. Yani denizler dünyanın 1/3'ünü zaten kaplıyor. Zaten yani denizlerin bu kavramın içinde olduğunu düşünüyor bütün yazarlar da. Etik duruşumuzu denizlere de uzatmak durumundayız. İnsanlar insan topluluğu olarak bir arada yaşayabilmek için nasıl etik normlar geliştirmişlerse, yeryüzü topluluğunun parçası olarak nasıl bütün bu varlıklarla birlikte yaşayacaklarını düzenleyen etik normları da geliştirmek durumundalar. Bunu yaparken de insan çıkarları odağından değil, insanı da kapsayan yeryüzü çıkarları odağından bakmamız gerekiyor. İnsanlık olarak sadece kendi çıkarlarımız değil, tüm yeryüzü çıkarlarını bir bütün olarak ele almak durumundayız. İşte bu bağlamda da deniz ekosistemini bir bütün olarak görmek, canlılar arası besin zincirinin nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamak, zincirde tepede yer alan insanın dışındaki yırtıcıların,
özellikle onların kaybının ne kadar belirleyici olduğunu görmek ve insan müdahalesinin ne yönde olması gerektiğini dolayısıyla belirlemek. Bütün bunlar aslında bu etik şeyin içine, görevlerin içine giriyor. Denizlerimizi koruyabilmek için ve bu mücadelenin etkinleştirilebilmesi için deniz varlıklarına, insanlara verilmiş hizmet, insanlara bahşedilmiş varlıklar olarak bakamayız. Bu varlıklar her biri kendi içkin değerlerini taşıyan varlıklar. Onlara öyle bakmamız lazım. Bunlar Leopold'un bize anlattığı değerler. İnsan varlığından bağımsız olarak dünyadaki varlıklar belli dengeler içinde hep var ola gelmişler. Bu dengenin devam ettirilmesinde rol oynamışlar. İşte insanlar da bugün sürdürülebilir bir dünya derken kendi rollerinin yeniden tanımlanması gerektiğine işaret ediyor. Bozulmuş ekolojiyi tamir ederek, yeryüzünün evrilerek devam ettirile geldiği dengenin korunmasına katkı yapmak. İşte Yaman Kore'yi okurken bu birinci soru, yani bu deniz etiği meselesini Leopold'dan esinlenerek böyle düşünmeye devam etmemiz gerekiyor. İkinci bir önemi var demiştim Yaman Kore'yi bugün okumanın. Bu da hafıza işte. Geçmişi bilmek, geçmiş deneyimleri, öğretileri, eski kuşaklardan dinlemek, kaydetmek, üzerinde düşünmek, araştırmak, merak etmek. Neden bu önemli? Şimdi burada çok uzun buna girmeyeceğim ama bu yine işte bu Marmara kültürleri konusunda çalışırken bol bol balıkçılık üzerine makaleler okuyoruz. Okuduğum şeylerde bu balıkçılık ve balık yönetimi üzerine çalışmalar yapan bilim insanları Pınar Batur'un ve Ufuk Hoca'nın makalelerinde de geçiyor bu kavram. Çok enteresan bir kavramla karşı karşıya geldim. Bu benim bildiğim bir kavram değil. Şöyle bir şey bu, kayan referans çizgisi sendromu, bir sendrom bu. Bunun Türkçesini ben açıkçası literatüre bakıp araştıramadım. İngilizcesi shifting baseline syndrome. Türkçesini de ben kayan referans çizgisi, yani referans verdiğimiz çizgi kayıyor. Böyle bir sendromdan bahsediyor balıkçılık ve yönetim üzerine çalışanlar. Daha sonra bu fikri ekolojistler, çevreyle ilgili çalışanlar da uzun uzun üzerinde düşünüyorlar. Kısaca nedir burada aslında balıkla ilgili çalışanlar? Diyorlar ki, yani araştırmacılar, bu konuya giren araştırmacılar balık stoklarını, bunların durumlarını ölçmeye, tahmin etmeye çalışırken tarihsel bilgiye genellikle ulaşamıyorlar. Ve bilgisine ulaşabildikleri döneme referans çizgisi olarak alıyorlar. Her kuşak araştırmacı ulaşabildikleri veriler üzerinden balık türlerinin sayıları ile ilgili örneğin doğal durum budur, başlangıç çizgisi budur şeklinde oradan tariflemeye başlıyor. Fakat şimdi kuşaklar arası bilgi akışı azaldığı için de biz eski bilgilere özellikle bu tür konularda balıkların sayıları, miktarları vesaire bu bilgilere erişemedikçe araştırmacılar için onların ulaşabildiği nokta onlar için bir referans oluyor. Dolayısıyla aslında insanlar geçmişi bilemedikleri zaman o an bilebildiklerini başlangıç noktası olarak görmeye başlıyorlar. Bu da bizim aslında bu doğanın çeşitliliğine ilişkin eskiden neler neler olmuş olduğunu ve nasıl nasıl olmuş olduğuna dair bilgiyi, bilgimizin, ufkumuzun daralması anlamına geliyor. Ve bu mevcut durum sanki doğal bir hal imiş gibi bir durum kabul ortaya çıkıyor. Yeni kuşak eskinin bilgisine sahip olmadığı sürece çevrenin ne kadar değiştiğini algılayamıyor. Ve yeni kuşakların çevre ile yakınlığı azaldıkça bu bilgiye erişimleri daha da zorlaşıyor. Ve mevcut durum sanki normalmiş ki bu durum budur gibi bir kabullenme söz konusu oluyor. Düşünün yani işte hep konuşuruz çocuklar
kuş seslerini bilmiyorlar. Kuş, hangi kuşlar, hangi çeşit kuşlar, bunları görmemişler, duymamışlar ve bir tane şimdi karga var. Bir de martı var. Kuşlar dünyasını bundan sanki bununla sınırlıymış gibi düşünüyorlar. Doğal olan sanki buymuş gibi yeni kuşaklar böyle davranmaya, böyle kabullerle yaklaşıyorlar. Doğal çevrenin nasıl olduğuna dair, çeşitliliğine dair tarihsel bilginin eksikliği, eski kuşakların bu konudaki bilgisinin aktarılmaması ve bu bilginin değersizleştirilmesi, doğal çevreyle olan ilişkinin kopması ve doğal çevreye ilişkin ilginin ve aşinalığın ortadan kalkması, işte bunların hepsi bu bahsettiğimiz sendroma yol açıyor. İşte bu sendrom çok tehlikeli bir sendrom. Dolayısıyla işte biz de bu nedenle Marmara kültürleri ağı dedik. Ve Marmara kültürleri ağı diyerek aslında tam da bu eski kuşakların bilgisini anlatabilecekleri her şeyi bizim hafıza olarak yanımıza çekmemiz, kaydetmemiz ve bunlar üzerinde düşünmemiz gerektiğini söylemeye çalıştık bu ağı kurarken. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocam, eklemeler yapabilir miyim size? Tabii ki. Şöyle, şimdi bizim Çınarlı Köyü'nde bir abimiz var, büyüğümüz, Himmet abi. Kendisi yaşlandı, işte pansiyonu var bir taraftan da. O bir tarihler de anlatmıştı yıllar önce. Eskiden tam köyümüzün karşısında biz Hayırsız Ada da deriz, Fare Adası da denir çünkü yatmış bir fareye benzer. Bazen de güneş ışığından mülhem. Sığıra benzer. Yani İnek Adası da denir, Fare Adası da denir, Hayırsız Ada da denir biliyorsun. Türkiye'de üstünde ot bitmeyen her adaya Hayırsız Ada derler. Her yerde vardır yani. Eskiden kılıç balıklarının gelip konakladığı yer orasıymış. Şeyde giderdik diyor tekneyle kılıç balığı avlamaya. 20 kilodan az ve 20 kilo ve 20 kilodan az balık tuttuğumuz zaman gerisini geri denize atardık. Önümüzdeki yıl büyüsün öyle tutalım diye. Maalesef bu şey sonraki yıllarda bir açgözlülük görüntüsü olarak, belki daha çok para ihtiyacı, bunlar sonuçta balıkçı ve yoksul insanlar, dinamit kullanmaya başladılar. Balıkçılıkta eskiden galiba yanlış hatırlamıyorsam 1 Temmuz'da başlar, 1 Eylül'de açılırdı. Yani 2 aylık bir ara vardı. Şimdi 1 Nisan'da başlatıp 1 Eylül'de açıyorlar. 3 aylık bir ara. 300'e yakın balık çeşidi Marmara'dan yok oldu maalesef. Ünlü bir balıkçı yazarımız vardır, Karekin Deveciyan. 1915'te yazdığı bir kitap vardır, Türkiye'de Balık ve Balıkçılık diye. Orada aşağı yukarı 455 çeşit balıktan bahseder. Bugün bu balıkları görmüyoruz Marmara'da. Sadece şu birkaç yıldır işte 1 Nisan'dan itibaren başlatıldığı için Uskumru cennetiydi. Yani belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Boğaz'da her yere böyle çirozlar asılırdı. Eskiden kurusunlar da kışın yensin diye. Uskumru yok denizde 20 yıldır, 30 yıldır neredeyse. Geçen yıl galiba ilk kez sevindik. Uskumru girmeye başlamış tekrar Marmara Adası'na diye. Ama müsilaj her şeyi mahvetti tabii bu arada. Bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Yani açgözlük maalesef bu büyük, hani büyük balıkçılık, onlar tam bir ticaret yuvası haline döndüler. Belki Adil hatırlayacaktır çocukluğunda. Marmara şey, Çanakkale Boğazı'nın Marmara girişine doğru bir tarihlerde Kadircan, fotoğrafçı, Cumhuriyet'in muhabiriydi Kadircan biliyorsunuz. Kadircan'ın yaptığı bir röportaj vardır yıllar önce, Cumhuriyet'te de yayınlanmıştı. 3 tane Japon teknesi oraya durmuşlar, köylüler kılıç balıklarını tutup götürüyorlar, orkinosları ya da. Onlar orada konserveleyip Japonya'ya gönderiyorlar. Kadir'in röportajı üzerine o gemiler derhal kayboldu orada, ortadan yani. Maalesef Türkiye bunlara da müsaade etmiş anladığımız kadarıyla. Gemi geliyor orada, yani konserve fabrikası gemi aynı zamanda. Konserveleri yap Japonya'ya gönderiyorlar idi. Ayrıca gene Kadir'in yaptığı bir röportajda yıllar önce, belki siz de hatırlayacaksınızdır. Yani bir herhalde 30-35 yıl önceydi.
Kalkan balığı maalesef Türkiye'de kalmadı biliyorsunuz. Rus karasularına girmeye başladılar. 17 tane balıkçımız tutuklanmıştı. Kadircan da bir iki gün tutuklu kaldı. Röportaj için gazeteci olduğundan, röportaj yapmak için orada olduğu için bıraktılar da onu. Rus, ne bileyim, Tarım Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Şey diyordu, Türkler sayesinde galiba kalkan balığın resmini ancak resmini gösterebileceğiz çocuklarımıza, demişti adam. Maalesef bir açgözlülük halinde her yere saldırıyoruz. Balıkların çoğalmasına müsaade etmiyoruz. Zaten kirlilik de canımızı okudu, doğrusunu isterseniz. Bu nasıl halledilebilir? Bu tabii çok büyük bir teknolojik sorun gerektiriyor. Her şeyden önce bu atıkların bu denizlere dökülmemesi lazım artık. Yani arıtma tesislerinin kurulması lazım. Bunlar için mücadele veriliyor elbette. Hepimiz bir yandan tutmaya çalışıyoruz ama bunları halletmeden de bu denizlerin kurtulması ya da geçmişe dönmek falan çok, ya da geçmişten yararlanmak çok mümkün gibi görünmüyor. Sadece bunu bir ekleyeyim dedim size. Çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim ayrıca. Bilgilenmiş de olduk. Ben de bir şey ekleyeceğim. Çok teşekkürler Turan Bey. Bu siz yazarlardan bahsederken düşünmüştüm. Unutmadan onu da ekleyeyim. Bu Cumhuriyet dönemi yazarlarından bahsediyordunuz. Deniz üzerine, özellikle Marmara Denizi üzerine yazanlar. Güzel bir haber aldık. Aras Yayınları yeni bir kitap. Harekete Can bastı tekrar, evet. Bastı. Onu hangisini? Bastı. Aras Yayınları Karekin'in. Karekin Devecihan. Yok, onu bastı. Bir de şimdi yeni bir kitap bastılar. O da Ermenice, şu an Ermenice basıldı. Onun Türkçe çevirisi de basılacak, yakında basılacak, yayınlanacak. Evet. O da adalarda yaşayan Ermeni yazarların Ermenice yazılan deniz metin hikayeleri. Deniz, evet, hikayeleri. Evet, evet. Yani çok güzel. Yani mesela bu, evet, bu yakında basılacak. Bu konuda da bir şey çok güzel olur açıkçası, yine böyle bir araya, evet, gelmek, evet, bunu konuşmak. Bir de Akilas Milas, bildiğim kadarıyla yine Marmara Denizi ile galiba bir kitap yazmış, Rumca yazmış. Belki onun da bir çevirisi yakında olabilir. Yani şeyi de genişlettiğimiz zaman, yani Cumhuriyet'ten de geriye gittiğimiz zaman, ki Cumhuriyet içinde bile biraz daha zamanımızı daha da uzatırsak, deniz üzerine, Marmara Deniz üzerine yazılmış aslında edebi belki eserler olarak yeni şeyler de bulacağızdır, ya da bilinen umalım, eserleri. Umalım ki yazılsın. Evet, evet. Şimdi ben de bir şey ekleyeyim. Zaten biliyorsunuz Yaşar Kemal'in bu Denizler Kurudu röportajı, sonra da Deniz Küstü romanı. Yani aslında Turan'ın o sözünü ettiği konserve fabrikası gibi gemilerin gelip de işte Marmara Denizi'nde özellikle Yunus avcılığı, işte Orkinos avcılığı yaptığı dönemi Yaşar abi de o röportajlarında anlatır. Sonra Deniz Küstü'de de bu Marmara Denizi'ne dair epeyce genişçe bir yer verir. Ben bir şeyi hatırladım. Şimdi bu Sebastião Salgado'nun Toprağımdan Yeryüzüne diye kitabını okurken çok önemli bir şey. Bir de bunun belgeseli vardır biliyorsunuz, Toprağın Tuzu diye. Şimdi aslında her şey kayda geçmeli. Yani belgesel olarak, fotoğraf olarak, yalnız işin edebi yazı yanlı değil, röportaj olarak. Başka ülkelerin de bu konudaki, başka işte sivil toplum örgütü olsun, yazar olsun, sanatçı olsun, onların deneyimini taşımak lazım. Mesela Salgado'nun kendi ülkesinde, kendi ata toprağında yaptığı, geri dönüp orayı o kuraklıktan, o çöllükten kurtardığı bir projeden söz edilir biliyorsunuz şeyde, Toprağın Tuzu'nda. Bu fotoğrafçılığının da işte kendisini nasıl yeryüzü fotoğrafçısı kıldığının hikayesini anlatır eder. O anlamda diyorum, gerçekten yalnızca edebiyat ya da yazıya değil, her şey kayda geçmeli. Yani bir ucu fotoğrafa gitmeli, bir ucu belgesel sinemaya gitmeli. Yani ne bileyim, müsilaj üzerine işte neler yapıldı, ya da işte yani Yaman Koray'ı tek başına
aldığınızda evet bir şey yapmış. Ama bir Yaman Koray'ın edebiyatıyla ya da kayda geçmesiyle olacak bir şey değil bu. Belki de sizin hani bu bir araya gelme fikrinin daha geniş bir alanı kapsaması ki bence dedim ya yani niye mesela bu yazarı, fotoğrafçıyı oraya götürüp de onlara otur yaz, otur fotoğrafını çek, otur belgeselini yap, göstermek lazım. Bugün aslında bizim en temel sorunumuz özellikle edebiyatta benim hep söylediğim bir şey, yazar adımını atmıyor bir yere. Yani Soma oldu. Bugün Soma, bakın kaç yıl geçti Soma olayının üzerinden. Bir tane Soma romanı okuyabildik mi? Hikayesi doğrudur. Yok öyle bir şey. Şimdi yok, evet. Marmara Denizi katlediliyor, yok ediliyor diyoruz. Var olanlara dönüp bakıyoruz. Oysa bunun üzerine ne yapabileceğimizi daha çok konuşmak lazım. Onun için bence bu adımınızı önemsedim. Yani teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler konuşmacılarımıza. Bir iki katkı ve soru var. Onları paylaşacağım. Sonra da yavaş yavaş kapatacağız. Bu işte eskiden öğrenme, hatıra meselesi, kayıt. Yani bu Deniz Ağacı romanı da mesela 5-6-7 çeşit farklı balıkçılık yöntemi anlatıyor. Yani bunu deneyimlemesi, yani balıkçılık yapmasa bu ayrıntılarla anlatması çok büyük. Turan Bey'in söylediği 20 kilo meselesi burada var. Yani daha azları denize bıraktıkları. Onun dışında Hayırsız Ada çevresi, mesela Hayırsız Kılıcı diyor mesela. Yani Hayırsız'ın etrafındaki kılıcın 50-60 kilo, 40-60 kilo arasında olduğuna dair bilgi var. Ve işte burada da onu da kayda geçirmiş. Yani bütün coğrafyayı, işte Feridun Bey'in söylediği gibi tek tek, koy koy, kaya kaya, işte kaya taşı var. İşte burada Can Bey'in katkısı var, dağlar ardı denen bölge. İşte bu Hayırsız Adanın arkası oluyor. İşte şeyle, Şarköy'le, yani Tekirdağ kıyısıyla Hayırsız'ın arkası, dağlar ardı ya da dağlar ardı şeklinde geçiyor romanda. Bu haritada benim gösterdiğim değildi. Diğer haritada bir daha geniş bir harita var. Orada anlatmış. Ayşe Sarısay'ın iyi akşamlar, iyi yayınlar. Selim İleri'nin Yarın Yapayalnız adlı romanındaki Zeytin Adası okurken Marmara Adası'nı çağrıştırmıştı bana. Sorduğumda çocukluğunda bir kez gittiği Marmara Adası'yla Avşa'dan esinlenerek hayali bir ada kurguladığını söylemişti. Aslında bu biraz işte Yaşar Kemal'in Bir Arada hikayesi. Ne benzer bir herhalde çıkış noktası. Böyle bir katkı var. Engin Gümüştaş, ağzınıza sağlık, mükemmel anlatıyorsunuz. Yöre insanı olarak anılarımı ve eserlerini keyifle yaşıyorum. Ada, Erdek, Kapıdağ insanı olarak eserleri okudukça okuyorum ve her seferinde bölge kültürüne ait yeni bir şey buluyorum. Deniz, zeytincilik, sosyal ilişkiler, lakaplar, her şey var. Evet, işte lakapları da kullanmış. Yani orada yaşayan birisi olarak da biz ya adlı yaşayan insanlar okuduğunda daha fazlasını anlayacaktır. Yani lakaplar, ilişkiler, ilişki biçimleri, adayı kullanın, ortak mekanlar, işte sinema, altı iskele meseleleri, yani hepsi iskele çevreleri, çay, kahvehaneler olsun, hepsini anlattığı için, yani bilen, tatile gelen ya da Marmara'da yaşayan insanlar. O yani diyecek ki Yaman Koray burada kalmış belli ki diyeceği ayrıntılar var. Son kez YouTube'a da tekrardan bakmak istiyorum. Evet, Halim Bey'in bir sorusu var. Bu baskıdaki, yani benim yansıttığım çizim Yaman Koray'a mı ait? Bir bilginiz var mıdır? Neler? Pardon, anlamadım. Şey. Çizim, haritalar var ya, iki tane harita. O iki harita şeye ait. Hayır, şeyin kitabında onlar işte. Reşit Masar Ertuğrul'un kitabında onlar. Oradan alma sanıyorum. Evet, evet. Kendi çizimi değil, yok. Değil, değil. Değil. Yani burada daha sade bir hal var ama şu. Yani bak, burada haritası var. Şimdi bu da yeni basımda olan bir şey. Bu yeni basım.
Evet. Öteki daha hani bilgisayar şeyde. Öteki ama... Remzi Kitabevi'nin basını. Biraz gölgelendirmişler kenarlarını. Evet. Ama zaten uçaktan falan yukarıdan çektin ama haritayı çıkarmak çok kolay. Şey. Hani çizim olarak yani aynı zamanda çizmiş de mi romanda? Çizmiş tabii. Çizdiği kesin. Çünkü o haritayı çizimi midir yani? Üstlenmiş etrafını. Şeyleri yazmış. Asıl işte yerleşim yerlerini ya da koyların adlarını falan yazmış. Bir anekdot daha anlatayım bitirelim sonra diye düşündüm. Bir sahaf abimiz vardı. Emekli albay. 1945'te şeyde Bozca'da da komutan, askeri komutan. Akşam diyor iş güç yok. Köylülerle kahvede oturuyoruz, sohbet ediyoruz diyor. Bir gün köylüler şikayet etmişler ya işte şey derler ya komutan derler öyle şey. Baş efendi derler askerlere insanlar genellikle. Baş efendi ya biz devletten al ipi istiyoruz balık tutmak için fakat göndermiyorlar bize. Hani siz de bir dilekçe yazsanız askeri komutan olarak acaba gelir mi falan diye konuşurlarken dipten yaşlı bir adam demiş ki yanlış yapıyorsunuz demiş. Neyi yanlış yapıyoruz demiş bu Ferda Bey. Demiş ki tabii o Osmanlı diye bakıyor şeye. Osmanlı denizi bilmez demiş. Ondan balık tutmak için ayıp istiyorsa anlamaz demiş. Balık nedir bilmez. Onun için yanlış yapıyorsunuz demiş. Ne yapacağız peki demiş. Ya burada Marmara diye bir tarla var. Burada acayip balık yetişiyor. Bunun gübresi de av ipi derseniz gelir demiş. Hakikaten geldi diyor öyle yazdık diye anlatmıştı yani. Yani denizi bilmeyen bir ulusuz yani deniz şurada Türkiye'de galiba 50 yıldır filan denizde haşır neşiriz yani. Ondan önce denize girmezdi insanlar ya. Yani kıyım. Şey zaten diyor ya. Ama yani burada yerleşik topluluklar aslında tam yani yerleşmiş Rumları düşünün mesela bütün buralarda aslında böyle bir Rum toplumu mübadeleden önce değil onlar mi? Yani bunların aslında hocam, hafızası aktarılmış değil işte bunlar yazılmış evet, değil. Çünkü tabii böyle bir kesinti var bir de bunu da unutmayalım. Kazımışız. Onları yok etmişiz maalesef yani onlar gitmiş. İşte onlar öyle... gidince büyük boşluklar bırakmışlar yani. Tabii evet. Yani bu yemek kültürüne de yansıyor. Tabii. Yaman Koray işte yemek tarifleri, balık yemek tarifleri de yapmış. Şimdi nereden geliyor? Yani siz o kesintiyi zaten yaşatırsanız onları bilmezsiniz yani. Evet. Yani hani hafıza dediğimiz biraz da o. Yani çok bütüncül baktığımızda nedenini niçinini de sorgulamak zorundayız artık. Hı hı. Evet. Peki. Teşekkürler. Katkıları aldık. Tekrar kontrol peki edeyim. Ne olur ne olmaz. Evet tamamdır. Bu şeylere bugün... devam edeceğiz Adil değil mi? Bu tür toplantılara devam edeceğiz. Evet bu tür toplantılara devam edeceğiz. Bu ilk oldu. Marmara kültürleri. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay Sait Faik ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. Evet, tabii herkesin katkılarını bekliyoruz. YouTube kanalımıza evet. Abone olun. İnternet sitemizi sürekli Marmara ile ilgili haberler oraya aktarılıyor. Onu web sitesini izleyin mutlaka. Evet. Yani sosyal medya hesaplarımızı Marmara Kültürleri Ağı takip ederseniz haberdar oluruz. Tabii diğer taraftan da Marmara Denizi etrafındaki bütün kurumları da ağa dahil olmaya bu çalışmalar genişleme çalışmaları yapacağız bir yıl boyunca yeni kurumlar, kuruluşlar ya da bireysel katılımlarla. Marmara kültürlerini tanımaya, tanıtmaya, korumaya ve yaşatmaya yönelik bütün savunuculukları bir araya getirmeyi birbirinden haberdar etmeyi amaçlıyoruz. Herkese çok teşekkürler. YouTube yayınını durdurabiliriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bakalım.